İyi akşamlar. Herkese merhaba diyerek söze başlayalım. Bu akşam bu pandemi sürecinde yapılan muhtelif boyutları tartıştığımız, konunun muhtelif boyutlarını tartıştığımız webinarlardan altıncısı. Bu dönemin teknolojisiyle ya da bu dönemin koşullarıyla, zorlamasıyla böyle bir yöntem kullanıyoruz ama sanıyorum etkili oluyor. Bu arada ben hepinize hoş geldiniz diyorum. Türk Tabipleri Birliği ve COVID-19 izleme grubu adına da hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu akşam tedavi boyutunu bir miktar tartışacağız. Tabii ki henüz spesifik ve %100 etkili falan bir tedavi geliştirilmiş durumda değil ama bu süreç ilerlerken bir yandan da dinamik bir biçimde bilgi birikimi sağlanıyor ve bunun üzerinden de bir takım farklı dinamikler yaşanabiliyor. Protokoller değişebiliyor, yeni öneriler gelebiliyor. Bunu da bu konuyla ilgilenen uzmanlarla birlikte tartışacağız. Aramızda 3 uzman var, bu gecenin konuşmacıları. Ben sunum sırasına göre onları tanıtacağım size. Öncelikle şunu söyleyeyim, her birinin yaklaşık yarım saatlik bir süresi var. Soruları sorabilirsiniz ama aramızdaki anlaşma gereği hepsini en sonunda toplu halde yanıtlayacağız. Ama siz bu arada sorularınızı gönderebilirsiniz. Ben konuşmacıları sizlere tanıtayım. İlk olarak Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz konuşacak. Kendisi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi. Değineceği konu antiviral tedavi. İkinci olarak konuşacak konuşmacımız, uzmanımız Profesör Doktor Sait Karakurt, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı. Kendisinden de kortikosteroid ve antistokin tedavisi konulu bir sunum dinleyeceğiz. En sonunda da tabii ki bu iş biraz hani bazı sistemler öne çıksa da multisistemik bir hastalık gibi duruyor. Bu anlamda bir yoğun bakımcı konuşmacımız var. Doçent Doktor Nimet Şenoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği eğitim sorumlusu. O da bize solunum yetmezliği tedavisi COVID-19'da ya da bu hastalarda solunum yetmezliği tedavisini sunacak. Evet, bütün konuşmacılarımız hazır. Önce Serap Hanım'la başlayalım. Serap Hocam buyurun. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de öncelikle Türk Tabipleri Birliği'ne hem kendim hem de derneğimiz adına bu davet için çok teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Ekranımı paylaşmam lazım önce. Evet, ben COVID-19'un antiviral tedavisinden söz etmeye çalışacağım. Şunu biraz. Evet. COVID-19 sunum planımı öncelikle belirtmek istiyorum. Tedavide biliyorsunuz COVID-19'da tüm dünyada aslında şimdiye kadar kullanılmış olan hidroksiklorokin, favipiravir, remdesivir, lopinavir, ritonavir ile ilgili birçok çalışmalar yapıldı ve şu ana kadar sonuçları hepsini çıkmış olmasa da belli bir miktarın sonuçları çıktı. Özellikle bu sonuçları paylaşarak bir takım öneriler yapmaya çalışacağım. Şimdi biz normalde COVID-19'a karşı Ersin Hoca da söyledi, herhangi bir etkinliği kanıtlanmış tedavimiz yok, antiviral tedavimiz yok. Fakat biliyoruz ki COVID-19'un mortalitesi grip mortalitesinin yaklaşık 5-10 katı. Yani aslında acil bir ihtiyaç var COVID-19 tedavisine. Antiviral, acilen antiviral bulunması gerekiyor. Bu gerekliliği belirterek devam etmek istiyorum. Şimdi biz normalde viral bir hastalığa tedavi bulacaksak, bir viral hastalık varsa ve onun için bir tedavi bulmayı planlıyorsak, öncelikle bir laboratuvar testleri yapılıyor bu antivirallerle ilgili. Daha sonra bildiğiniz gibi hayvan test deneyleri de test ediliyor bu bulunan ajanlar.
Ondan sonra insan çalışmalarına geçip faz 1, 2, 3 klinik çalışmaları yapılıyor ki bu süreç çok çok uzun sürüyor. Ama eğer pandemik bir viral hastalık ya da bu şekilde mesela Ebola'da olduğu gibi salgın yapan bir viral hastalıkla karşı karşıyaysanız ve gerçekten bu öldürücü bir viral hastalıksa, o zaman da repurposing dediğimiz, yani yeniden konumlandırılıyor ilaçlar. Bu nedir? Farklı indikasyonla ruhsatlı veya yaygın kullanılmış bir ilaç olacak elinizde. İnsanlarda güvenli olduğu gösterilmiş olacak. Çünkü vaktimiz yok. Çok daralmış bir vakit var ve ölümcül bir hastalıkla karşı karşıyayız. In vitro olarak da o virüse, ki burada SARS-CoV-2 bu biliyorsunuz, SARS-CoV-2'ye karşı etkili olduğu belirlenmiş ilaçlar olacak. İşte bu hidroksiklorokin, lopinavir, favipravir, remdesivir, albidol, interferonlar hep bu yeniden konumlandırma başlığıyla bu hastalık için kullanılmış ilaçlar olmuş oldu. Biliyorsunuz mesela hidroksiklorokin romatizmal hastalıklarda, lopinavir, ritonavir, HIV tedavisinde, favipravir, gripte, gene remdesivir özellikle Ebola için bulunmuştu. Bunlar hep yeniden konumlandırılmış ilaçlardı. Şimdi bu ilaçların etki mekanizmasını anlayabilmek için virüsü biraz yakından tanımamız gerekiyor. Ben bu şekli böyle hani anlaşılır olsun diye böyle hani karikatür gibi çizdim diyeyim. Aslında çok da komplike bir yapı değil. Virüsün bir kocaman bildiğimiz en büyük RNA genomudur. Bu bir RNA'sı var. RNA virüsü bu kendisi. 30 bin nükleotitli. Bu RNA'nın üstünde de nükleokapsit proteinleri, membran proteinleri, zarf proteini, bir de spike dediğimiz dikeni var bu virüsün. Yani bu diken de taç görünüm veriyor. Onun için de korona deniliyor. Koronavirüs. Şimdi bu virüsün yaşam döngüsü nasıl oluyor? Şimdi insan hücresinde biliyorsunuz E2 reseptörüne tutunuyor. Bizim hücrelerimizin konak hücresinin membranında olan bir transmembran proteaz ile birlikte, bu transmembran proteaz bu tutunmayı kolaylaştırarak bir füzyona neden oluyor. Daha sonra içeri alınıyor ama endositozla içeri alınıyor. Bu endozomun içindeki asidik yapı nedeniyle de RNA dışarıya salınıyor. Yani hücre içinde, bizim konak hücremizin içinde oluyor bu. Bu RNA, bizim ribozomumuz bunu okuyor, translasyon oluyor. Kocaman bir protein sentezleniyor bu RNA'dan. Poliprotein oluyor bu. Bu poliproteini de bu virüsün proteazı var. Bu proteaz küçük küçük parçalara ayırıyor ve replikasyon transkripsiyon kompleksi dediğimiz RNA polimeraz ve eksonükleazı içeren bir takım yapıların oluşumuna neden oluyor. Daha sonra bu RNA polimeraz başta olmak üzere virüsün genomunu replike ediyor. Dolayısıyla genomunu replike etmiş oluyor. Artı yine bu RNA polimeraz yapısal proteinlerinin transkripsiyonunu yapıyor. mRNA'larını. Onlar okunuyor. Daha sonra bunlar toplanıp bir araya gelerek virüs, matür viriyon dışarıya atılmış oluyor. Şimdi SARS-CoV-2'de antiviraller nereye etki ediyor ya da bu yeniden konumlandırmış ajanların nereye etki ettiği düşünülüyor. Şöyle bir girişi inhibe eden ajanlar var ki bu girişi inhibe edenlerin bir kısmı ACE2'yi, bu bizim hücre yüzeyimizde olan ve virüsün tutunduğu ACE2 reseptörünü bloke edebiliyor ya da bozabiliyor ki bunlar hidroksiklorokin, albidol ve formalesan plazma. Ya bu bizim transmembran proteazımız vardı ya, bunu inhibe edebiliyor. Kamostat bunlardan biri. Ya da bu endozomun asidifikasyonunu bozarak füzyonunu engelliyor ve RNA'nın salımını engellemiş oluyor. Şimdi hidroksiklorokin ne olarak etki gösteriyordu? Ya ACE2'nin glikolizasyonunu bozuyor deniyordu, ya endozomun pH'sini yükselterek virüsün girişini, füzyonunu ve endozom fonksiyonunu bozuyor. Bilgi buydu gerçekten. Zaten ilk çalışma biliyorsunuz klorokinin 7 Şubat'ta Çin'de yapılan bir çalışmada in vitro olarak etkinliği gösterilmiş oldu ve onun arkasından takip eden bütün olaylar bu in vitro çalışmanın gösterilmesiyle oldu. Sonrasını biliyorsunuz zaten, bir Fransız çalışmasında etkili olduğu söylendi hidroksiklorokinin. Trump televizyonda etkili dedi. Fakat kısa süre sonra işte FDA acil kullanım onayı verdi. Kısa süre sonra bu hidroksiklorokin ve klorokinin COVID-19'da kullanılmasıyla bir takım istenmeyen etkilerin görülebileceği bildirilmeye başlandı. Hatta Lancet çalışmasını hatırlarsanız daha çok öldüğünü, o ilacı kullanan insanların daha çok öldüğünü bildirdi. Fakat bu çalışma geri çekildi çünkü veri girişinde sorun vardı. Fakat en sonunda büyük randomize kontrollü çalışmalarda da etkisiz çıkınca FDA acil kullanım onayını geri çekmiş oldu. Ama bütün her şeyi başlatan aslında bunun in vitro olarak etkili olduğunu söylenmesiydi SARS-CoV-2'ye karşı. Peki bu ilk in vitro çalışmalar nerede yapılmıştı acaba? İlk in vitro çalışmalar VeroE6 hücreleri dediğimiz Afrika yeşil maymun böbrek hücresinde yapılmıştı ve gerçekten çok etkili görünmüştü o çalışmada, in vitro çalışmada. Oysa ki şöyle bir bilgi var. Bizim eski insan koronavirüsleri vardı ya, hani nezle yapan koronavirüsler. Bunlar acaba hücrelere nasıl giriyor diye çalışıldığı zaman 2018 yılında
Bunların iki yolla girdiği görülmüştü. Birinci yol endozomal yol. S proteinin aktivasyonuna endozomal pH'ye bağımlı bir sistemin proteaz olan katepsin aracılık ediyor. Ki SARS-CoV-2'nin vera hücrelerine giriş yolu da bu yol olduğu daha sonraki güncel çalışmalarla gösterildi. Bir de yine koronavirüslerin hücreye girmesi için hücre izleyici erken endozom yolu vardı ki bu demin size gösterdiğim TMPRSS proteazlar gerekiyor burada. Aracılık ediyor. Ve SARS-CoV-2'nin aslında insan solunum yolu hücrelerine giriş yolunun da bu olduğu daha sonraki in vitro çalışmalarda gösterildi. Ne fark ediyor peki? Eğer giriş yolu vera hücrelerinde olduğu gibi endozomal yol olsaydı o zaman hidroksiklorokin ve klorokin gerçekten inhibe ediyor. Bakın vera hücrelerinde etkili bir şekilde virüsün girmesini neredeyse belli konsantrasyonda sıfırlayabiliyor. Ama eğer ki hidroksiklorokin ve klorokin insan solunum yolu hücrelerine girişine baktığınız zaman bu yolu kullanmadığı için hidroksiklorokin ve klorokin şu mavi çizgiler bu virüsün insan solunum yolu hücrelerine girişini engellemiyor. Sonuç olarak bu in vitro çalışmayla ne bulunmuş oldu? Klorokin ve hidroksiklorokin hedefindeki viral aktivasyon yolu solunum yolu hücrelerinde çalışmıyor aslında ve dolayısıyla bu ajanların hastalığın tedavisine veya önlenmesinde etkili olmasının pek mümkün olamayacağı sonucuna varılmış oldu. Daha sonra yani ilk çalışmalardan sonra yapılan in vitro çalışmalarda böyle bir sonuca ulaşıldı. Daha sonra yapılan in vivo hayvan çalışmalarında makaklarda SARS-CoV-2 infeksiyonundan önce veya infeksiyondan sonra erken veya geç dönem başlanan hidroksiklorokinin kanda ve akciğerlerde yüksek konsantrasyonlara ulaşmasına rağmen buradaki şekillerde görüyorsunuz hiçbir fark yok. Kontrolde ne kadar etki ediyorsa viral seviyelere diğer mesela yüksek dozda, düşük dozda, tedavi öncesi infeksiyon öncesi başlananlarda, sonra başlananlarda hiçbirinde viral yüke herhangi bir etki göstermiyor. Klinik üzerine de herhangi bir etki göstermiyor. Bu da hayvan deneyi çalışması olmuş oldu SARS-CoV-2 ile ilgili. Peki gelelim klinik çalışmalara. Bildiğiniz gibi klinik çalışmalar yani bir ilacın bir hastalığın tedavisine etkili olup olmadığını gösteren klinik çalışmalardan en güvenilir kanıt sağlayanı randomize kontrollü çalışmalardır. Onun için ben genellikle hani bundan sonra da genellikle randomize kontrollü çalışmaların sonuçlarına değinmeye çalışacağım. Tabii ki hidroksiklorokinin COVID'de kullanımı ile ilgili çok sayıda randomize kontrol çalışmanın sonucu açıklanmış durumda şu anda. 10 tanesinin sonucu açıklandı. Bunlardan 6 tanesi, 7 tanesinde ki burada 6652 hasta var ve çoğu da hem dergilerde yayınlandı. Hidroksiklorokinin viral klirense ve veya hastalığın klinik sonuçlarına herhangi bir olumlu etkisinin olmadığı bildirilmiş oldu. Ki bu çalışmalar aslında kontrol grubunda antiviral kullanmamış olması, vaka sayılarının yüksekliği ve genellikle etki faktörü yüksek hakem dergilerde yayınlanmış olmamaları nedeniyle kanıt gücü daha yüksek çalışmalar olduğunu vurgulamak isterim. Çin'de ilk dönem yapılan 3 çalışmada ise 178 hasta içeriyor. Burada da bazı sonuçlara olumlu etkisinin olabileceği söylendi. Çok sayıda gözlemsel çalışma sizler de görmüşsünüzdür. Sürekli de çıkıyor gerçekten. Gözlemsel çalışmalar tabii ki kanıt sağlama gücü daha zayıf oluyor. Çünkü her türlü değişkeni kontrol etme şansınız olmuyor gözlemsel çalışmalarda. Burada da 5'inde gözlemsel çalışmaların ki 10 bin küsur hasta içeriyor. Burada herhangi bir olumlu etkisi yokken 9 tane gözlemsel çalışmada hidroksiklorokinin bazı sonuçlara olumlu etkisinin olduğu söylenmiş oldu. Bunlar gözlemsel çalışma sonuçları. Bunun arkasından Amerika NIH'in biliyorsunuz bir randomize kontrollü çalışması vardı çok hasta sayılı. 20 Haziran'da bu çalışmayı adı analizlerde etkisiz çıktığı için hidroksiklorokin sonlandırdılar. Dünya Sağlık Örgütü'nün biliyorsunuz solidarity çalışmaları var. Hidroksiklorokin de vardı orada. Onlar da 4 Temmuz'da 2020'de ara analizlerde hidroksiklorokin etkisiz çıktığı için COVID-19'da bu çalışmayı da sonlandırmış oldular. Sonuç olarak güncel in vitro ve in vivo çalışmalar ve randomize kontrollü klinik çalışmalar ayaktan veya yatan hafif orta ağır seyirli COVID-19 olgularının tedavisinde hidroksiklorokinin etkili olmadığını göstermiş oldu. Gözlemsel çalışmalar dediğim için gibi kanıt gücü biraz daha zayıf olmakla birlikte onlarda bazı etkilerin olduğu söylendi. Peki asemptomatik COVID-19'da hidroksiklorokinin bir etkisi olabilir mi acaba diye. Bununla ilgili yapılmış bir tane randomize kontrollü çalışma var. Semptomu olmayan temas sonrası SARS-CoV-2 pozitifliği belirlenmiş 314 hastada kullanmışlar. Burada da herhangi bir fark görülmemiş. Semptomatik infeksiyon gelişmesi anlamında istatistiksel olarak anlamlı değil, etkisiz olduğu söylenmiş. Peki profilaksi de etkili olabilir mi? Hani bu salgın ilk başladığında bütün hani nerede yani çok önemli hekim grubu da kullandı gerçekten. COVID-19'da profilaksi de etkili mi hidroksiklorokin? İki tane randomize kontrollü çalışma var.
Bunlardan birisi Amerika'da yapıldı. Doğrulanmış olguların 821 yüksek riskli temaslısında ilk 4 günde başlarsak acaba doğrulanmış veya klinik olarak uyumlu COVID-19 gelişme sıklığı nasıl olacak diye baktıklarında bir etkisi olmadığını söylediler birincisinde. İkinci çalışmada gene randomize kontrollü olanlardan söz ediyorum. Çünkü gözlemsel çalışmalar çok fazla ve gerçekten bizi doğru yönlendirmiyor. Bu ikinci randomize kontrollü çalışmada İspanya'da doğrulanmış vakaların 2314 temaslısında hidroksiklorokin kullanılıp kullanılmamasının 14 gün içinde doğrulanmış COVID-19 gelişme sıklığına bir etkisinin olmadığı görülmüş oldu. Bu konuda yapılan da çok sayıda çalışma devam ediyor ama bu iki çalışmada herhangi bir etki çıkmamış oldu ve mevcut bilimsel kanıtlar COVID-19 hastalığından korunmada profilaktik hidroksiklorokin kullanımının desteklememektedir. Bunu söyleyebiliriz. Peki hidroksiklorokinle ilgili en çok tartışılan konulardan biri de biliyorsunuz kardiyotoksik etkileri oldu. Çünkü romatologlar hep diyordu ki biz böyle etki görmedik, yani bizim kendi hastalıklarımızda kullanırken biz kardiyotoksik bir etki görmedik diyorlardı. Oysa ki DSÖ'nün Dünya Sağlık Örgütü'nün farmakovijilans veri tabanında yaptıkları bu çalışmada, bu ekranda gördüğünüz çalışmada COVID öncesi dönemde bildirilmiş hidroksiklorokin, azitromisin veya hidroksiklorokin, azitromisinin kombine kullanımının kardiyotoksik etkileri araştırıldığında, ki bu çok büyük bir veri tabanı, 130 ülkeden 21 milyon istenmeyen ilaç etkisi bildirimi incelenmiş. Burada hem hidroksiklorokinin hem azitromisin için QT uzaması veya torsa de puan dahil ventriküler taşikardi bildirimi belirgin olarak bunlarda daha yüksek saptanmış. Kombinasyon grubunda daha fazla görülmüş gerçekten. Hatta hidroksiklorokin ileti hastalıklarıyla ve kalp yetmezliğiyle de ilişkili bulunmuş. Yani aslında hani COVID öncesi dönemde de bu bildirimlerin yapıldığını öğrenmiş olduk. Bu tabii ki COVID sonrası dönemde bu sonuçları tekrar değerlendirdiler. Gene literatüre baktığımızda COVID-19 hastalarında kullanıldığında ne oluyor acaba diye kardiyotoksisite açısından bunu araştıran çalışmalar değerlendiği zaman görülmüş ki kullanılan hastaların %11-23'ünde QT 500 milisaniyeden fazla olmak üzere uzuyor. Hastaların %0 ila 4'ü arasında ventriküler aritmi ve bu literatür taramasında bir olguda da torsa 4 puan geliştiği bildirilmiş. Kombinasyonla riskin daha fazla olduğu da görülmüş. Biliyorsunuz azitromisin neden hep söz ediyorum? İlk başlarda kombinasyonu, o Fransız çalışmasında azitromisin hidroksiklorokin kombinasyonunun daha etkili olduğu söylenmişti. O nedenle birçok ülkede kombinasyon çok yaygın kullanıldı. FDA 15 Temmuz Amerika FDA İlaç Dairesi 15 Temmuz 2020'de COVID-19 tedavisi ve profilaksi için klorokin hidroksiklorokin kullanımında gelişen ve farmakovijilans ajansına bildirilen ya da literatürde yayınlanmış istenmeyen ilaç etkilerini bildirdi. Toplam 385 bildirim olduğunu söylediler. Ciddi kardiyak istenmeyen etki de 109 tane ki bunların %84'ü azitromisinle kombine kullanımda görülmüş. %73'ü QT uzaması, 4 tane torsade puan. Bu hastaların 25'i hayatını kaybetmiş. Fakat burada ölümlerin nedeni COVID midir yoksa bu ilaç etkileşimi midir? Onunla ilgili bir bilgi vermemişler. Non kardiyak istenmeyen etkiler de var ama sonuçta COVID kullanımı sırasında da bunların kardiyotoksik olabileceğini bildirmiş oldu FDA. COVID-19'daki peki hidroksiklorokin kullanımı ile ilgili şu an dünyadaki öneriler nedir acaba diye baktığımızda Amerika işte bu son NIH çalışmasıyla birlikte de etkisiz olduğuna yönelik COVID-19'da klorokinin ve hidroksiklorokinin etkisiz olduğuna yönelik kanıtlar çok güçlü olduğundan kullanılmamasını öneriyoruz dedi. FDA de potansiyel yararı bilinen risklerinden daha az diye yorumda bulundu. Biz de biliyorsunuz rehberde halen öneriliyor. Hani bu gözlemsel çalışmalardaki etkileri ve işte Türkiye'nin yerel bir takım olumlu sonuçların olduğunu söylüyor Sağlık Bakanlığı. Aslında dünyada da halen birçok yerde bu harita, hani şu adresten aldım, aşağıda görülen adresten. Bildiğim yerler var gerçekten. Doğru olduğunu düşündüğüm için koydum bu haritayı da. Birçok yer aslında halen kullanmaya devam ediyor. Fakat tabii ki kullanmayı sınırlandırmış olan, sadece çalışmalara sınırlandırmış olan, kırmızı olan yerler, çalışmaya sınırlandırmış olan yerler, yeşil olanlar, yaygın kullananlar, kullanmayan da birçok yer var açıkçası. Gelelim ikinci kullandığımız ilaca. Bunlar RNA sentez inhibitörleri. Ne demiştim? Hani poliproteinden işte RNA polimeraz üretildikten sonra bu RNA'nın sentezlenmesi ya da messenger RNA'ların sentezlenmesi. Bunları inhibe eden RNA polimerazın veya replikasyon kompleksinin inhibisyonuyla genomun veya yapısal protein mRNA'larının inhibisyonunu sağlıyorlar bunlar. Favipravir, remdesivir, bir takım yeni RNA polimeraz inhibitörleri, ribavirin, sofosbuvir, daklatasvir gibi ajanlar demek ki RNA sentezini inhibe ederek aslında etkili olabileceği düşünülen ajanlar. RNA virüslerde de tedavide kullanılıyor bunların birçoğu.
Foyprevir'e bakacak olursak bir nükleozit analoğu ama ön ilaç aktive oluyor. Hücre içine girince bu fosfor alarak ve ribozil olarak aktive oluyor. RNA'ya bağımlı RNA polimerazın potent bir inhibitörü. Dolayısıyla sadece RNA virüslerine etkili. İnsan hücresine yani DNA polimeraza veya RNA'ya bağımlı DNA polimeraza etki etmediği için sadece RNA virüslerine etkili bir ajan. Oral kullanılabilmesi önemli. RNA virüslerine çok geniş etki spektrumu var. Bir kere influenza'ya yani gribe etkili. Hani yaklaşan grip dönemi dikkate alındığında bu bizim çok ilgimiz yani çok işimize gelebilecek bir şey olabilir. Arena virüslere gene mesela bunya virüsler Kırım Kongo'da da hani denenmiş. Yine Ebola'da biliyorsunuz denendi. Bunların hepsi RNA virüsüdür. Japonya'da epidemik yeni influenza suçları tedavisinde onaylanmış durumda. Ki 5 gün bizim şu an Türkiye'de yaygın olarak kullandığımız dozda ve 5 gün olarak onaylı Japonya'da epidemik yeni influenza suçları tedavisinde. Ebola'da çok yüksek dozlarda yani bu bizim kullandığımızın 4-5 katı yüksek dozlarda kullanılıp tam etkini gösterilemeden salgın bitti açıkçası. Favipravir ile ilgili bilmemiz gereken önemli şeylerden biri bu hayvanlarda embriyonik letalite ve teratojen etki gösterdiği için gebede kullanılmaması gerektiğidir. Süte de geçer, gebenin de emzirmemesi gerekir. Eğer bir erkekte de kullandıksak bittikten sonra 7 gün boyunca etkili korunma önermeliyiz erkeğe de. Çünkü gene teratojenik etkisi olabilir. Embriyonik letalite ve teratojenik etkisi nedeniyle bunu önermiyoruz. Çocukta kullanılmıyor. Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğinde çok fazla bilgi yok ama güncel verilere baktığınız zaman ileri böbrek yetmezliği ve ileri karaciğer yetmezliğinde kullanılmasın deniyor. Tabii hepimiz böbrek yetmezliği, karaciğer vesaire kullandık gerçekten. Diğer hastalarında da kullandık ama burası gerçekten büyük bir bilinmezlik içinde. Çalışma yok çok fazla. Hasta bazında karar vermek gerekiyor. Favipravir de VRO-E6 hücrelerindeki çalışmalarda gene aslında SARS-CoV-2'ye karşı EC50 değerleri dediğimiz inhibisyon yapma değerleri biraz yüksekçe. Yani o nedenle yüksek dozlar ve yükleme dozu burada önemli olabilir gerçekten. Belki daha yüksek dozlarda da kullanmamız gerekebilir. Şu anda yani bu in vitro çalışmalarda çok çok etkili görünmüyor açıkçası. Dozla ilgili ya da etkinliğiyle ilgili böyle bir soru işareti oluşturuyor kafamızda. Klinik çalışma ne var diye bakacak olursanız tabii ki ilk çalışma Çin'den. Yine randomize kontrollü bir çalışma. Burada da 240 COVID hastasında denemişler. Ve sadece ağır olmayan olgularda olumlu bir etki gördük diye sonuç çıktı. Bu ilk çalışmaydı. Zaten favipravirin de hemen hemen her yerde kullanılmasına önayak oldu bu çalışma. Ama hani tabii ki bir takım kısıtlılıkları var, detayına girmeyeyim. İkinci çalışma bakın 29 hastalık. Son derece az sayıda. Çin'de gene yapılmış. Burada da standart bir grup tedavi alıyor insanlar. Çok çeşit çeşit tedaviler. Onun yanında bir de favipravir ya da baloksavir ile randomize edilmiş bir çalışma. Fakat bu çalışmada bir fark çıkmadı. Favipravir, baloksavir ve standart tedavi arasında etkisizden de ama dediğim gibi vaka sayısı az. En son bizim önemli bir dergimiz olan Clinical Infectious Disease'de işte birkaç hafta önce yayınlanan bir yazı var. Burada da Rusya'nın çalışması bu da. Orada orta şiddetli doğrulanmış 60 tane olgu. Gene vaka sayısı çok az. Burada favipravirin iki çeşit dozuyla standart bakımı karşılaştırdılar ki orada standart bakımda onlar da hidroksiklorokin veriyormuş. %75 hidroksiklorokin almış. Ve burada bu çalışmada favipravir kullananlarda her iki dozda da viral klirans ve ateş düşme süresi çok belirgin olarak daha hızlı olduğunu söylediler bu Rus çalışmasında. Ve Ruslar yaygın olarak acil kullanım onayı vermiş oldular favipravir için. Yine Hindistan'da bir çalışma var. Hindistan'da üretici firmanın yaptığı bir çalışma bu. Bu haber olarak basınla paylaşıldı sadece. Herhangi bir bilimsel dergide yayınlanmadı ama gene de koydum ben. 150 hafif orta COVID olgusunda favipravir standart tedaviye göre hem viral kliranste hem de klinik iyileşmede daha hızlı bir yanıt sağladı dendi. Sonuçta baktığımızda işte 3 tane randomize kontrollü çalışma var. Bu 450 hastalık toplam. Olumlu etkisi var dediler. Bir randomize kontrol çalışmada herhangi bir etkisi yok. Gözlemsel çalışmayı koymadım. Orada da olumlu bir etki. In vitro sonuçlarında biraz soru işaretleri var demiştim kafamızda. Çünkü biraz inhibitör konsantrasyonları yüksek. Yüksek doz gerekiyor olabilir gerçekten. Dozunu belirlemek için ek çalışma gerekli. Etkili olabilir mi? Hani ümit etmek istiyoruz. Bir takım ön veriler etkili olabileceğini düşündürüyor. Fakat klinik çalışmalar genellikle az olgu sayılı. Sorunlu klinik çalışmalar var ve ek çalışmaların gerekli olduğu kesin. Yani favipravirde bir kesin bir şey diyebilecek kadar veri yok elimizde. Şu anda ne yapabiliriz? Biz dernek olarak da aramızda tartıştığımızda şöyle bir görüşün mantıklı olduğunu düşünüyoruz.
pnömonileri veya riskli olgularda kullanılabilir favipravir COVID-19'da. Ayrıca önümüzdeki grip döneminde hani gribe de etkili olması, griple karışacağı için bu hastalık orada da olumlu bir yaklaşım olabilir, olumlu bir özellik olabilir diye düşünüyoruz. Favipravir ile ilgili şu anda 21 tane randomize kontrolü çalışma dünyada devam ediyor. Clinical trials'da var bunlar. Türkiye'de de paralel gruplu randomize bir çalışma devam ediyor ve şu ana kadar toplamda tüm gruplara 745 hasta randomize edilmiş durumda. Bunun sonuçları, bu çalışmaların sonuçlarıyla kesin bir şey söyleyebileceğiz. Türkiye'de favipravir biliyorsunuz semptomatik asemptomatik ayaktan yatan tüm hastalarda şu anda 5 gün şeklinde rehberde yerini almış durumda. Gelelim remdesivire. Remdesivir 2014 Ebola için geliştirilmişti aslında. O da aynen favipravir gibi bir nükleozit analoğu. Yine RNA'ya bağımlı RNA polimerazı substrat olarak algılanarak zinciri soldandırıyor. Geniş RNA virüslere karşı geniş bir etkinliği var. SARS-1 virüsüne, MERS koronavirüse karşı in vitro etkinlikleri gayet iyiydi, gayet düşüktü. Yine bizim SARS-CoV-2'de in vitro etkinliği gerçekten bunun gayet iyi görülüyor ve ulaşılabilir seviyelerde görülüyor remdesivirin. Yine hayvan çalışmalarında hem makaklarda işte MERS'e karşı gene birinci SARS'a karşı ve in vivo makak modellerinde ikinci SARS'a karşı da infeksiyonun etkili olduğu, viral yükü belirgin olarak azalttığını, burada kırmızı olan remdesivir ve kontrol grubu bu da belirgin olarak azalttığı gösterildi remdesivirin. Randomize kontrol çalışma ne var? Birinci çalışma Çin'de yapılmıştı. 237 olguda. Burada bir etkinliği olmadığını söylediler Çinliler. Ağır pnömonili olgularda yapılmıştı bu. Amerika'da ileri akciğer tutumu olan 1063 hastada yapılan ikinci randomize kontrolü çalışmada ise klinik iyileşme süresinin 4 gün ki bu istatistiksel olarak anlamlı çıktı. Belirgin olarak daha az. Mortalitenin ise daha düşük olduğunu gördüler. Arada gene %4 bir fark olmasına rağmen bu istatistiksel olarak anlamlı çıkmadı mortalite farkı. Ama FDA bu çalışmanın sonucunda kendi rehberlerinde şu anda orta ağır pnömonide bu şeyin kullanımını önerdi remdesivirin. Bir çalışma daha yeni geçen hafta çıktı. Bu da gene toplam 584 COVID hastasında yapılmış çok merkezli çalışma. 5 günlük remdesivir kullanımı standart bakımından klinik sonuçlara olumlu etkili, istatistik olarak anlamlı bir şekilde olumlu etkili bulundu. Ama 10 gün alanlarda fark yok dendi. Buradaki araştırıcılar bile hani bunu klinik olarak nasıl yorumlayacağız diye kendilerini eleştirmişler. Gerçekten çalışmalar hani bu kadar çalışmayla kesin sonuçlara varabilmek çok zor. Ama şu anda hani eldeki en iyi opsiyonu kullanmak durumunda olduğumuz için bu ilaçları dikkatle değerlendiriyoruz. Sonuçta remdesivir içinde bir randomize kontrolü çalışmada olumsuz, ikisinde olumlu etki çıktı. In vitro sonuçları gayet olumlu. Gerçekten etkili olabileceğini düşünüyoruz. Çelişkili sonuçlar var. Kesinlikle ek çalışma gerekiyor. Ülkemizde orta ağır pnömonili olgularda kullanılması düşünülebilir. Bunu önerebiliriz ama remdesivir biliyorsunuz yaygın olarak ulaşılamıyor. Türkiye'de ruhsatlanmış bir ilaç değil. Şu anda az sayıda ve ağır olgularda belli kriterleri karşılaması koşuluyla kullanılabiliyor. Protease inhibitörleri hani kocaman protein sentezleniyor, poliprotein. O virüsün protease ile parçalanıyordu o. Neler var? HIV'de kullandığımız lopinavir, ritonavir, darunavir vardı. O etkisiz çıktı. Yeni protease inhibitörleri var mesela GLL-0920. Bunun çok etkili olduğu söyleniyor şey için ama henüz klinik çalışması yok. Yine HCV tedavisinde kullandığımız bir takım protease inhibitörleri var. Bunlar da çalışmaları devam ediyor. Bizde ne vardı? Lopinavir, ritonavir vardı. Bu in vitro birinci SARS'a etkili olduğu gösterilmişti. Hatta ribavirinle kombine ederseniz sinerjik etkili oluyor deniyordu. Hayvan deneylerinde MERS'e etkili olduğu gösterilmişti. MERS ve SARS hastalarında etkili olduğuna dair gözlemsel çalışmalar var. Hatta temas sonrası profilakside kullanılmış MERS'te. SARS-CoV-2'ye karşı in vitro etkisi orta seviyeli bir in vitro etkisi var. Onun için soru işareti koydum. Klinik çalışma olarak baktığımızda 86 hastalık bir randomize kontrolü çalışma var. Çin'de yapılmış. Bu etkisiz demişti. Sonra gene Çin'de yapılmış 199 hastalık ikinci randomize kontrolü çalışmada da mortalite %5.8 daha düşük çıkmasına rağmen P değeri anlamlı bulunmadığı için gene bir sonuca varılamadı burada da. En son Hong'da yapılmış çalışma var. Bu çalışma aslında bir ufuk açıcı da açımdan ufuk açıcı oldu. Bu neden? Çünkü bu çalışmada lopinavir, ritonavir tek başına ya da kombine kullanıldı. Ne ile? Ribavirin ve interferona. Kombinasyon grubunda tüm sonuçlar çok daha iyi bulundu. İstatistiksel olarak da anlamlıydı bu. Yine hasta sayısı az olmakla birlikte
Bize COVID-19 tedavisinin de HCV veya HIV'de olduğu gibi biliyorsunuz orada kombinasyon kullanıyoruz. Birden fazla antiviral ajanın kombinasyonunu gerektiriyor olabileceğini düşündürdü açıkçası bana. Bu nedenle bu çalışmayı önemli buluyorum. Peki lopinavir, ritonavir de elimizde ne var? Bir randomize kontrollü çalışmada etkisiz, birinde şüpheli etkili olabilir ama istatistiksel anlam çıkmadı. Bir randomize kontrollü çalışmada etkili, bir gözlemsel çalışmada etkili çıktı. In vitro sonuçlarında soru işaretleri var. Klinik çalışmalar genellikle oz algı sayılı, sorunlu ve ek çalışmalar gerekli. Türkiye'de kesin tanılı gebelere öneriliyor. Amerika ek çalışmalar gerekli diyor. Rehberde sadece klinik çalışmalar kapsamında kullanılmalı diyor. Peki çok fazla sayıda COVID-19 medikal tedavisi veya profilaksiyle ilgili devam eden çok fazla sayıda randomize kontrollü çalışmalar var. Bu değerlemede mesela 1300 çalışmada, hani çeşitli yerlere kaydedilmiş 1300 çalışmada 380 farklı ajan var deniyor. En fazla hidroksiklorokin çalışılıyor. Konvalesan plazma, kök hücre, tosilizumab, favipiravir, BCG, ivermektin. Şu grupta da mesela gene en fazla hidroksiklorokin başka bir veri tabanından bakmışlar. Azitromisin olan var, lopinavir, ritonavir, interferonlar konuşuluyor çok fazla. Bunların sonuçlarının daha sadece açıkçası %10 kadarı açıklanmış durumda. Daha gideceğimiz çok yol var, yeni ajanlar var. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim yani sunumu bitirirken. Şu anda etkinliği kesin olarak gösterilmiş bir antiviral ajanımız yok. Hidroksiklorokin aksini bildiren yeni randomize kontrollü çalışma sonuçları olmadıkça COVID-19'un asemptomatik hafif orta ağır formlarının tedavisinde veya profilaksinde kullanılmamalı. Favipravirin etkili olabileceği konusunda var olan randomize kontrollü çalışmalara ek daha güçlü kanıt sağlayacak çalışmalar gerekli. Pnömoni olgularda düşünebiliriz. Favipravir bu dozu ve tedavi süresinin belirlenmesi için ek çalışmalar yapmalıyız. Remdesivirin etkili olabileceği konusunda var olanlara ek olarak daha güçlü kanıt sağlayacak çalışmalar gerekli. Orta ağır pnömoni olgular da düşünebilir. SARS-CoV-2'ye özgü yeni antivirallere acilen gereksinim var. Deminki slaytta da gösterdim. Aslında bu görüyorsunuz çalışmaların çoğu hidroksiklorokin yani o kadar neredeyse 5'te 1'inden fazlası hidroksiklorokin çalışıyor insanlar. Belki de bu repurposing dediğimiz yeniden konumlandırma tedavileri bize zaman kaybına da neden oldu. O nedenle yeni antivirallere acilen ihtiyaç var. İlginiz için teşekkür ediyorum. Evet, Serap Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Sorular var birkaç tane sizin sunumunuzla da ilgili ama en sonunda konuşacağız. Onların notunu aldım. Genel bazı sorular da var ama doğrudan sizin alanınızla ilgili ya da sunumunuzla ilgili. Aslında o soruların bayağı bir kısmını sunumunuzun içinde cevap verdiniz ama yeri geldiğinde bir daha belki vurgulayabiliriz bunları. Evet, Serap Hanım'a çok teşekkür ederim. Şimdi ikinci konuşmacımız Sait Karakurt hocamız. Kendisinden kortikosteroid tedavisi ve antistokin tedavisini isteyeceğiz. Kendisi bunu sunacak bize. Hocam buyurun. Teşekkür ederim davetiniz için. Duyuluyor mu acaba? Evet. Geliyor. Geliyor, tamam, peki. Öncelikle teşekkür ederim Türk Tabipleri Birliği'ne bu konuda konuşma imkanı verdiği için. Bugün sizinle COVID-19 enfeksiyonu sırasında görülebilen makrofaj aktivasyon sendromu, bir başka deyişle stokin fırtınası ve bunun tedavisinden bahsedeceğim. Sunum planında önce işin mantığı ile ilgili bazı şeyler söyledikten sonra
yapılan çalışmaları özetleyip önerilerde bulunacağım. Konuşmama başlamadan önce Osler'in 1904 yılında söylediği bir sözü hatırlatmak istiyorum. Osler diyor ki insanlar enfeksiyondan değil, enfeksiyona verdikleri yanıttan dolayı genellikle ölürler. Birkaç hariç durum haricinde. Bu günümüzdeki tanıma çok uyuyor. COVID-19 enfeksiyonu sırasında da viral replikasyon azaldıktan sonra, hatta kaybolduktan sonra hiperinflamasyon, immün yanıt nedeniyle hastaların hastaneye yattıkları, yoğun bakımlara yattıkları ve kaybettiklerini biliyoruz. Bunun için sanki anregüle, disregüle, aşırı immün yanıttan dolayı sıkıntı yaşıyoruz gibi görünüyor. COVID-19, SARS-CoV-2 adlı koronavirüsün ACE2 reseptörleri aracıyla hücre içine girmesiyle oluşan, daha çok akciğerleri, gastrointestinal sistemi, böbrekleri etkileyen, temel olarak da endotel dokusundan bir enfeksiyondur. Yani biz COVID-19 enfeksiyonu bir endotel enfeksiyonu gibi algılayabiliriz. Gene klinik seyir olarak hastaların %80'i hafif semptomlu geçirirken %20'sinin hastane yardımına, tıbbi yardıma ihtiyaçları oluyorlar. Gene burada önemli bir bilgi, ilk semptomlar ortaya çıktıktan sonra nefes darlığının ortaya çıkması aşağı yukarı 6.4 gün, 7 gün sonra meydana geliyor. Bunun için önemli. Koronavirüs de COVID-19 hastalığında viremin, viral replikasyonun 7-10 gün sürdüğü, bundan sonra bittiği ya da çok azaldığı, viral replikasyon biterken inflamasyonla ilgili sıkıntının ortaya çıktığı, inflamasyon arttığını biliyoruz. Yani bir hastada nefes darlığı meydana geldiyse ilk semptomlardan itibaren aşağı yukarı 7 gün civarında zaman geçmiş demektir ve bundan sonra sorunun nedeni viral replikasyonu, virüs değil, bunun başlattığı aşırı immün yanıttır diye düşünüyoruz. Gene burada gördüğünüz gibi hastalığı klinik olarak sınıflandırırsak, hastalığın stage 1, erken enfeksiyon dönemi. Burada hafif konstitüsyonel semptomlar gösteriyor hastalar. İkinci dönemde akciğer tutulumu meydana geliyor. 2A'da oksijen ihtiyacı yok, 2B'de oksijen ihtiyacı var. Üçüncü dönemde hiperinflamasyon fazı olarak görünüyor. Gene 7 gün civarında nefes darlığının başladığına dikkat edersek, pulmoner semptomların 7 gün civarında ortaya çıktığına dikkat edersek, burada gördüğünüz gibi pulmoner semptomlar ortaya çıktığında viral replikasyon oldukça azalmış. Hastaların büyük bir kısmında belki de ortadan kalkmış. Ama inflamatuar yanıt giderek artan bir seviyede devam etmektedir. Gene yapacağımız tedavilerde gerek kortikosteroid tedavisinde gerek anti-interleukin tedavilerinde COVID-19 enfeksiyonunda lenfozit sayısını korumamız gerekiyor. Lenfozit sayısının hastalığın ciddiyetiyle ve mortaliteyle ilişkisiyle ilgili şöyle bir görüş var. İlk semptomlar başladıktan sonraki 10-12. günler arasındaki lenfozit yüzdesi, İlk semptomlar başladıktan sonraki 10-12. günler arasındaki lenfozit dizisi eğer %20'nin üzerindeyse, sayı olarak 800'ün üzerindeyse bu hastalar kür oluyor, düzeliyorlar. Ama lenfozit yüzdesi %20'nin altındaysa bu hastalarda ilk lenfozit yüzdesine bakıldığı zamandan bir hafta sonrasında tekrar bir sayım öneriliyor. Eğer burada lenfozit sayısı artar ve %20'yi geçerse bu hasta yine kür oluyor. Ama lenfozit sayısı %5 ile %20 arasında ise bu hastalar yine kür oluyorlar ama ciddi, sıkıntılı bir dönemi atlattıktan sonra. Lenfozit sayısı %5'in altında olan hastalarda yoğun bakıma yatmak zorunda kalıyorlar ve bir kısmı kaybediliyor. Burada yine yapacağımız tedavinin lenfozit sayısını etkilememesi, olabildiği kadar az etkilemesi tedaviyi düzenlerken göz önünde bulundurulması gerekiyor. Yine lenfopeni acaba COVID-19 enfeksiyonu sırasında neden oluyor diye bakıldığında lenfositlerin üzerinde ACE2 reseptörleri var. Virüs lenfositlerin içerisine girebiliyor ve onları tahrip ediyor. Lenfositlerin yapıldığı organlardan viral virüs tarafından tutulması lenfositlerin yenilerinin oluşmasını engelliyor. Yine bir başka görüş, enflamasyon bölgesine toplandığı için kan düzeyinde düşme meydana geliyor. Gene enfeksiyon sırasında meydana gelen laktik asit gibi bazı moleküllerin lenfozit proliferasyonunu, fonksiyonunu inhibe ettiğini biliyoruz. Şimdi stokinlere gelirsek, çünkü antistokin tedaviyi konuşacağız. Stokinlerin yoğun olduğu bir ortamda, stokinlerin etkisiyle
lenfosit apoptozunun hızlandığı, lenfosit ömrünün kısaldığı da biliniyor. Burada önemli olan lenfopeninin nedeniyle ilgili fikir sahibi olmak. Viremiden dolayı mı lenfosit sayısı azalıyor, yoksa bu hiperinflamasyondan dolayı lenfopeniye bir gidiş mi var? Eğer öyleyse antistokin tedavilerinin ve bu inflamasyonu bloke etmenin tabii ki çok çok büyük faydası olacaktır. Bunu anlamada da en iyi yollardan bir tanesi zamanlamadır. Vireminin 7 ile 10 gün içerisinde olduğuna dikkat edersek bundan sonra başlayan artan ciddileşen klinik tablo daha çok hiperinflamasyonun sıkıntılı olduğunu bize anlatır. Gene COVID-19 enfeksiyonunun bir endotel enfeksiyonu olduğundan bahsettim. Gene yaşayanlar ve yaşamayanları karşılaştırdığımız zaman, dedimer düzeyine baktığımız zaman, dedimer düzeyi yaşayanlarda çok çok düşük düzeydeyken, mortaliteyle yaşamayanlarda dedimer düzeyi çok fazla görünüyor. Yine acaba venöz tromboembolileri predikte etmek için, dedimer için bir cut-off kullanabilir miyiz diye baktığımız zaman 1,5 mikrogramın üzerindeki 1,5 mikrogram bölü mililitrelik bir dedimer düzeyinin cut-off olabileceği görünüyor. Bunun önemi şu, negatif prediktifleri çok yüksek, %94.7. Bu şu demek, eğer dedimer 1,5 mikrogram bölü mililitrenin altındaysa bu hastada venöz tromboemboli geçirme olasılığı %5.3, son derece düşük. Bunun için dedimer arttıkça venöz tromboembolilerin arttığını biliyoruz. Yine yoğun bakımda yatan hastalara baktığımız zaman zaman içerisinde yoğun bakımdaki hastalarda trombotik hem venöz hem arteriyel tromboembolik olayların arttığını, yoğun bakımdaki hastalarda tromboembolik komplikasyonların %50 oranda görüldüğü, servislerde de bu oranın %18 civarında olduğunu görüyoruz. Daha ileriye gidersek otopsi çalışmaları var. 11 tane ard arda ölen hastanın otopsisinde akciğerlerde hemoraji alanları, siyah siyah gördüğünüz trombüsler hem büyük pulmoner arterler hem küçük dallarında ve dilate sağ ventrikül. Eğer hastada işler kötüye gidiyorsa, akciğer açısından hasta ölüme yaklaşmışsa, hastanın kliniği kötüye gidiyorsa, tromboembolik süreçten dolayı yaşanan sıkıntıların hastayı ölüme götürdüğünü, hastanın sağ ventrikül yetmezliği nedeniyle kaybedilebileceğini bilmemiz gerekir. Bunu da tedavinin bir parçası olarak düşünmemiz lazım. Antikoagülasyon olarak heparin çok çok önemli. Antikoagülan etkisinin yanı sıra hem antiinflamatuar, hem endotel koruyucu, hem de antiviral etkisi var. Onun için COVID'de antikoagülasyon önemli. Biz de yatan tüm hastalara, serviste yoğun bakım yatan hastalara heparin ya da düşük molekül ağırlıklı heparinle antikoagülasyona başlıyoruz. Genelde servislerde 3 mikrogram, 3'ün üzerindeki dedimer düzeyinde, yoğun bakımlarda 1'in üzerindeki dedimer düzeyinde tam doz başlıyoruz. Hasta taburcu olduktan sonra da dedimer düzeyine ve inflamasyonun şiddetine göre heparin süresini ayarlıyoruz, düzenliyoruz takiplerle. Burada bazı hasta gruplarında, örneğin mekanik kalp kapağı olanlarda, ventricular assist device'ları olanlarda, valvüler atrial fibrilasyonlarda, antifosfolipid antikor sendromu olanlarda heparin biraz sıkıntılı olabiliyor. Ama bunun dışındaki hastalarda gerek yarı ömrünün kısa olması, komplikasyonların daha kolay yönetilmesi, hem ilaç etkileşmelerinin az olması nedeniyle tercih ediliyor. Evet, şimdi antistokin tedaviye gelirsek, bir inflamasyon meydana geldiği zaman akut faz yanıtı bu inflamasyonu sınırlamak için oluşur. Antikorlar oluşuncaya kadar bu bizi koruyan bir mekanizmadır. Genelde bu akut faz yanıtını bir takım akut faz reaktanlarıyla takip edebiliriz. Örneğin CRP ile takip edebiliriz, örneğin ferritin ile takip edebiliriz. Ferritin düzeyi genelde kadınlarda 200 mikrogram bölü litrenin altında, erkeklerde de 300 mikrogram bölü litrenin altındadır. Eğer ferritin düzeyi 1000 mikrograma kadar yükseliyorsa, burada meydana gelen akut faz reaksiyonun olması gereken, beklenen, yeterli bir akut faz reaksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Ama ferritin düzeyi 1000'i geçiyorsa, 2000, 3000, 5000, 10000, burada anormal bir inflamatuar yanıt olduğunu, bir disregüle bir inflamatuar yanıt olduğunu söyleyebiliriz. İşte ferritin düzeyi 1000 üzerine olan genetik nedenlerle anormal bir inflamatuar yanıt oluşturma kapasitesinde olan insanlarda bizim ayrıca tanımızda 4
rahatsızlık. Bunlardan bir tanesi makrobajaktivasyon sendromu, yani sitokin fırtınasının nedeni, septik şok, erişkin stil hastalığı ve antifosfolipid sendromu. Bunlar ajitasyon yapmak son derece kolay. Hele COVID'li bir hastada ferritin düzeyi 1000 üzerine çıkıyorsa, giderek artıyorsa makrofaj aktivasyon sendromu öncelikle düşünmek zorunda. Şimdi olaya mantık açısından bakarsak, hücreler, tümör hücreleri ya da virüslerle enfekte olan hücrelerin yüzeyindeki antijenler değişir. Ve bu farklı antijenler antijen sunan hücrelerle histiyositlere tanıtılır. Histiyositler aktive olur, prolifer olur ve sitokin salgılarlar. Burada gördüğünüz gibi inflamatuar sitokinler aynı zamanda anti-inflamatuar sitokinler de salgılanır. Ama inflamatuar sitokinler burada baskındır, hiperinflamasyon ve bu hiperinflamasyona bağlı doku hasarı meydana gelir. Aynı zamanda histiyosit proliferasyonunda ferritin de salgılanır. Ferritin bize problemin histiyositlerde olduğunu söyler. Ama ferritin aynı zamanda immün regülatördür ve anti-inflamatuar sitokinlerin salınımında da faydası olur. İlaveten aktif olan histiyositler kan hücrelerini, trombositleri, lökositleri, eritrositleri, fagositleri derler. Bu da rahatsızlıkta görülen, makrofaj aktivasyonu sonucunda görülen ve tanıda çok önemli olan sitokinlerin nedenidir. Burada gördüğünüz gibi bu sitokin fırtınası, bu hiperinflamasyon durumunu ortadan kaldırmak için viral virüsle enfekte olan hücreleri ortadan kaldırmak, virüsleri yok etmek, bir antiviral tedavi uygulamamız gerekiyor. Bugün böyle bir şansımız ne yazık ki pek yok. O zaman bu sistemi kontrol eden kontrol mekanizmasının düzgün çalışmasını sağlamak gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi doğal öldürücü hücreler ve sitotoksik T hücreleri bu inflamatuar yolağı kontrol eden hücrelerdir. Doğal öldürücü hücreler, NK hücreleri, tümör hücrelerini, virüsle enfekte olan hücreleri ortadan kaldırırlar. Sitotoksik T hücreleri de yine aynı şekilde davranırlar. İlaveten antijen sunan hücreler üzerinde de etkilidirler. Gene regülatör T hücreleri de bütün bu olayı regüle ederler. Makrofaj aktivasyon sendromu olan hastalarda, sitokin fırtınası olan hastalarda tabii ki nedeni ortadan kaldırmak önemli ama bu hastalarda esas sorunun bu sistemi kontrol eden NK hücrelerinde, sitotoksik T hücrelerinde ve T regülatör hücrelerde olduğu söyleniyor. Örneğin doğumsal makrofaj aktivasyon sendromunda NK hücreleri sayıca yeterli ama hiçbir fonksiyonları yok. Romatolojik kökenli makrofaj aktivasyon sendromlarında NK hücrelerinin sayısı yeterli ama fonksiyonları az. Septik şoklu hastaların önemli bir kısmında NK hücreleri tersine diğer ikisinin sayıca azlar. Fonksiyonları iyi ama sayıca azlar. Bu nedenle eğer ki etkeni ortadan kaldıramazsak bu düzenleyici sisteminde etkisiz olmasından ya da az etkili olmasından dolayı sitokin fırtınasını önlemek mümkün değil. O zaman ne yapmak gerekiyor? O zaman son yolağa müdahale etmek gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi interleukin 1 antagonistlerini, interleukin 6 antagonistlerini, anti-TNF'leri, steroidleri kullanmak ve burayı şu aşamada blok etmek gerekiyor. 9 arada meydana gelmesin diye. Şimdi akut bir enfeksiyon meydana geldiği zaman ferritin 1000'e kadar normal, beklenen bir değer. 1000'in üzerindeki bir değerin aşırı istenmeyen bir inflamatuar yanıt olduğunu düşünelim. Şimdi burada CRP'nin rolü önemli. CRP genelde doku hasarını gösteren bir markördür. Burada CRP'nin 4 mg bölgesinin altında burada üst sınırı 0.5. Yani CRP 8 kattan daha az artmışsa ferritin düzeyinin düşük olduğu durumlarda yeterli bir enfeksiyon yanıtının olduğunu, inflamatuar yanıtının olduğunu, CRP'nin çok yüksek olmadığını, doku hasarı çok beklemediğini düşünebiliriz. Ama yine ferritinin 1000 altında olduğu durumda CRP yükseldikçe meydana gelen enfeksiyondan dolayı doku hasarı bekleriz. Ve biz burada bir anti-inflamatuar tedavi yerine doku hasarını önlemek için enfeksiyonu tedavi etmek, enfeksiyonu eradike etmek, yok etmek isteriz. Gene ferritin düzeyinin 1000'in üzerinde olduğu makrofaj aktivasyon sendromunda ne zaman doku hasarı olacağını bilmemiz çok önemli. Bu dönemde müdahale etmemiz lazım. Bu da CRP rol oynar. Ferritin düzeyinin 2000, 3000, 4000, 5000 olması mutlaka bir antistokin tedavi uygulamayı gerektirmez. Eğer CRP de artış eğilimi gösteriyorsa, eğer CRP de
10 katı aşan artışlar görülüyorsa, o zaman bu beklenmedik aşırı inflamatuar reaksiyonun doku hasarı yapabileceğini düşünerekten müdahale etmemiz, bu inflamasyonu engellememiz gerekir. Makrofaj aktivasyon sendromunun erken tanısında gördüğünüz gibi ferritin önemli makrofaj aktivasyonunu gösteriyor. Gene sitokinlerden yararlanabiliyoruz. Gene CRP ile sedimentasyon arasındaki korelasyon olmasına yararlanıyor. Çünkü makrofaj aktivasyon sendromundaki fibrinojen azalması sedimentasyonun daha az yükselmesine CRP'ye göre neden oluyor. Yine rutinde kullandığımız, rutinde her zaman baktığımız bazı parametre dikkat ederek de makrofaj aktivasyon sendromunu tanıyabiliriz. Örneğin bu kriterlerden, sayacağım şeylerden 3'ten fazlasının pozitif olması, yani en az 4 tanesinin pozitif olması makrofaj aktivasyon sendromunun erken tanısında önemlidir. Ferritin artışı, sitopeniler, LDH, ASTH artışı, albümin azalması, fibrinojen azalması ve proteinler. Bunlardan 4 tanesinin varlığı bize makrofaj aktivasyon sendromunun olduğunu gösterir. İlaveten makrofaj aktivasyon sendromunun tanısında H-score da kullanılabilir. Burada da ateş, splenomegali ve hepatomegali, sitopenilerin sayısı, trigliseritlerin yüksekliği, fibrinojendeki azalma, ferritindeki artış miktarı, AST yüksekliği ve hemofagositozun olup olmamasına göre ve immünosupresyon olup olmamasına göre değişik puanlar verilerek makrofaj aktivasyon sendromu tanımlamaya çalışılır. 179 puanın üzerinde %93 sensitif, %86 spesifik skoru söyler. Ama birazcık slide'da söylediğim günlük uygulamada kullandığımız parametrelerde de tanıya varmak mümkün. Bir başka sıkıntı da şu, interleukin artışı her zaman zararlı mı? Her zaman zararlı mı? Tamam, interleukin düzeyi artmış, interleukin antagonisti verelim, blok edelim. Şimdi eğer hasta viremi fazındaysa, ilk 7-10 günlük dönem içerisinde ise virüsler tarafından enfekte edilen sitolojik hücreleri, T hücreleri parçalanırlar, yok edilirler. Bunların yerine yenilerinin yapılması gerekir. Yeniler de tümüsten ve dalaktan yapılır. Ve eğer interleukin 6 yaptırır bunları, interleukin 6 etkisiyle timositler sitotoksik T hücrelerine farklılaşır ve kaybedilen ölenlerin yerine yenisi konur. Onun için özellikle 7-10 günlük viremi fazında ya da bazı immünosupresif hastalarda bu faz uzayabilir. Interleukin 6'nın bloke edilmesi bizim çok ihtiyacımız olan lenfositlerin azalmasına, hastalıkla mücadele edilememeye, vireminin sürmesine, viral klerisinin gecikmesine, uzamasına ve hastanın kaybına neden olabilir. Makrofaj aktivasyon sendromunda antistokin tedaviyi ne zaman düşünelim? Şimdi standart tedaviye rağmen klinik ve laboratuvar incelemelerde kötüleşme varsa, ne demek klinik olarak? Yani ateş ve nefes sağlığı bir türlü düzelmiyorsa. Yani COVID bir de iki yönlü klinik seyir görülür. Birinci haftaya doğru hasta biraz toparlarken kötüleşmeye başlar. Ateş ve nefes sağlığı başlayarak ya da artarak bu nedenle klinik kötüleşmeye başladıysa ardışık ölçümlerde bu çok önemli. Ardışık ölçümlerde ferritin CRP dedimer değerlerinde artış oluyorsa özellikle sitopeniler görünmeye başlamışsa artık antistokin tedaviye karar verilebiliriz. Makrofaj aktivasyon sendromunun tanısını koyarak da. Fakat burada da inflamatuar yola baskıladığımız zaman da sekonder enfeksiyonlara, viral fırsatçı enfeksiyonlara ve viral yükün azalmasının gecikmesine neden olabiliriz. Burada da gördüğünüz gibi birinci hafta viremin azaldığı ya da yok bittiği dönem vireminin bitmesine yakın inflamatuar yanıt başlıyor ve inflamatuar yanıt başladıktan sonra aslında oksijen saturasyonu düşüyor. Yani akciğer semptomları ortaya çıkan, nefes darlığı ortaya çıkan, oksijen ihtiyacı ortaya çıkan hastaların çok büyük bir kısmı viremisini bitirmiş ya da viremisinin sonlarında olan ve bu inflamatuar yanıttan dolayı bu semptomları geliştiren hastalardır. Bu zamanlamaya dikkat ederekten anti-inflamatuar tedavilerin uygulanması daha rahat yapılabilir. Neler var elimizde? Antistokin tedavilerimiz var. Kortikosteroid. Anti-TNF-alfa verebiliriz. Özellikle infliximab ve adalizumab çok yaygın kullanıldığı için bilgi, deneyim bunda yüksek. TNF-alfa'nın blok edilmesi hem interleukin 1'in hem de interleukin 6'nın blok edilmesini sağlıyor. Yine intravenöz gamma globulin, kiloya 2 gram 2 gün uygulanabilir. JAK inhibitörleri olabilir. Bir de hastalığın bu kötü zamanında, kötü klinik zamanında hastanın kanında
inflamatuar sitokinlerin daha yoğun miktarda olabileceğine dayanarak sitokin uzaklaştırıcı yöntemleri ya da plazma ferizi bir nefes almak için, bir rahatlama sağlamak için araya koyabiliriz. Tabii bir de plazma tedavisi var. İnterleukin 6 reseptör antagonist tocilizumab en sık kullandığımız, en çok kullandığımız ajanlardan. Genelde kiloya 8 mg, maksimum 400 mg veriliyor ve 24 saat bekledikten sonra istediğimiz yanıt olmuyorsa tekrarlanıyor. Yarı ömrü yalnız çok uzun. Yarı ömrü 11 ile 13 gün kadar. Biliyoruz ki ilaçlar yaralanma ömrünün 5 katı sürede atılıyorlar ve hastayı bu kadar süre immünosüpresif bırakabiliyorsunuz ve sekonder fırsatçı enfeksiyonlar, tüberküloz dahil olmak üzere hastada görülebiliyor. Kontraindike olduğu durumlar var. Hamilelikte kontraindike, nötrofil sayısı 500'ün altındaysa kontraindike, trombositin 50.000 altında olması kontraindike, gene immünosüpresif etkisinden dolayı aktif tüberkülozda, aktif hepatit B ve C'de kontraindike, tabii alerjik hipersensitif durumda da kontraindike. Yan etki olarak da hepatotoksisitesi, trombositopenisi görülebilir. Gene divertikülit öyküsü olan hastalarda gastrointestinal perforasyon da bildirilmiştir. İkinci ilaç anakinra. Anakinra interleukin 1 antagonisti, kiloya 2 mg, 10 mg aralığında kullanılıyor. Subkutan ya da internöz verilebilir. Yarı ömrü 4-6 saat, günde 2-3 doz kullanılabiliyor. Bunun özelliği tocilizumab'a göre bence üstündü. Daha az lenfopeni yapması ve CRP sentezini engellememesi. Çünkü CRP sentezi interleukin 6 etkisiyle karaciğerde yapılan bir sentezdir. Interleukin 6'yı bloke ettiğiniz zaman CRP düşer. Bu hastanın iyilik halini göstermez. Sadece CRP'nin sentez edilememesi halini gösterir. Anakinra bunu yapmadığı için enflamasyon takibinde, doku hasarı takibinde CRP'nin kullanılmasını mümkün kılar. Şimdi çalışmalara bakarsak, tocilizumab yapılan çalışmalarda mortaliteyi azaltıyor. Burada gördüğünüz gibi aşağı yukarı bir aylık mortalitede bir tocilizumabla bir azalma gösterilmiş. Taburcu olma oranı da arttırıyor. Kimde? Mekanik ventilatöre bağlı olan hastalarda yapılan bir çalışma. Yine fakat gene enfeksiyon olasılığı artıyor. Burada gördüğünüz gibi tocilizumab grubunda tocilizumab almayan gruba göre iki kat fazla enfeksiyon görünüyor. Özellikle pnömoni anlamlı ölçüde fazla görülüyor. O yüzden mekanik ventilatöre bağlı hastalarda ciddi akciğer sorunu olan hastalarda tocilizumab mortaliteyi azaltmak için kullanılır. Yine tocilizumab acaba mekanik ventilatör ihtiyacını azaltır mı? Ve yine mortalite üzerine etkisi var mı diye yapılan bir çalışmaya göre. Burada gördüğünüz kırmızı olanlar standart tedavi alanlar, yani tocilizumab almayanlar. Mavi çizgide tocilizumab alanlar. Mortalite tocilizumab ile %20'den %7'ye düşmüş. Fakat hastaların mekanik ventilatör gereksinmesinde azalma sağlayamamış. O zaman tocilizumab mortalite azalması sağladığı için hiperinflamasyon fazında olan hastalarda kullanılabilecek bir ajan gibi görünüyor. Kortikosteroide gelirsek, yakın zamanda New England Journal of Medicine'da Recover çalışması yayınlandı. Bu çalışmada 3 hasta grubuna oksijen ihtiyacı olmayan hastalara, sadece oksijen kullanan hastalara ve invazif mekanik ventilasyona bağlı olan hastalara 6 mg dexametazon 10 gün süreyle verildi. Sonuçlara baktığımız zaman invazif mekanik ventilasyona bağlı olan hastalarda 6 mg dexametazonun 10 gün verilmesiyle mortalitede %36'lık bir azalma. Sadece oksijen ihtiyacı olan hastalara dexametazon verildiğinde mortalitede %18'lik bir azalma var. Ama oksijen ihtiyacı olmayan hastalara dexametazon verildiğinde burada gördüğünüz gibi kötü etki ortaya çıktı. %19 civarında mortalite azaldı. O zaman recovery çalışmasına dayanarak oksijen ihtiyacı, hastada oksijen ihtiyacı geliştiğinde, ki akciğer tutulma olduğunda, ki bu hastanın 7 günden sonra bu sıkıntıyı yaşayan hasta olduğunu da düşündüğümüzde, klinik seyre baktığımızda dexametazonun 6 mg dozda kullanılması hastanın mortalitesinde bir azalma sağlıyor. Ve invazif mekanik ventilasyon ihtiyacı olanlarda da daha başarılı buluyor. Gene bu çalışma grubunda eğer ki 7 gün ve 7 gün öncesi hastaya steroid verilirse, viremi fazında steroid verilirse gördüğünüz gibi biraz sıkıntı var.
mortalitede azalma yok. Hatta %1 civarında çok hafif bir artma bile görülüyor. 7 günden sonra yani verilme fazından çıktığı düşünülen enflamasyon fazında verilirse burada da mortalitede %32 civarında bir azalma görülüyor. Onun için viremi fazında lenfositlere ihtiyacımız olduğu dönemde bu lenfositleri baskılayan, öldüren ilaçları kullanmaktan uzak kalmak gerekiyor. Gene bu çalışma verilerine göre eğer biz 10 gün süreli 6 mg bu hasta grubunda invazif mekanik ventilasyon uygulanan hasta grubunu tedavi edersek 8,5 hastadan bir tanesini kurtarıyoruz. Sadece oksijen tedavisi alanlardan ise 29 hastadan bir tanesinde mortalite engellemiş oluyoruz. Onun için bu fazda kortikosteroid öneriliyor. Neden deksametazon? Biz daha çok metoprednizolona alışığız. Birincisi uzun yarı ömrü var. Uzun yarı ömrün avantajı şu, ilacı kestiğiniz zaman vücutta daha uzun süre kalıyor ve rebound inflamatuar reaksiyon ihtimali azalıyor. Güçlü anti-inflamatuar etkisi var ve çok az mineralli kortikoid etkisi var ve merkez sinir sistemi penetrasyonu en iyi olan steroid. Ve COVID'in MSS tutulumlarında da bu önemli olacaktır. Arkasından JAMA'da geçen hafta içerisinde 3 tane kortikosteroid çalışması yayınlandı. Orta ciddi ARDS'de de ciddi pulmoner tutumu olanlarda ama arkasından Dünya Sağlık Örgütü şimdiye kadar yapılan tüm steroid çalışmalarını derleyen bir meta analiz yayınlandı. Burada gördüğünüz gibi dexametazon kullanan çalışmalar recovery'de içerisinde var. Hidrokortizon kullanan çalışmalar ve metoprednizolon kullanan çalışmalar. Baktığımız zaman bütün çalışmalarda steroidi destekliyor. Steroid kullanımı destekliyor. Eğer ki biz inflamasyon fazında hastaya steroid verirsek, bütün çalışmalarda steroid destekleniyor kullanımı. Gene alt gruplara bakarsak, invazif mekanik ventilasyon Dünya Sağlık Örgütü'nün meta analizinde invazif mekanik ventilasyon alan grupta etki biraz daha az gibi görünüyor, almayan grupta daha iyi gibi görünüyor. Burada şoktaki hastada, şoku olmayan hastada daha iyi gibi görünüyor. Şok geliştikten sonra daha etkisiz gibi görünüyor. Burada tabii dozlar da önemli. İnflamasyonun derecesine göre, inflamasyon ağırlığına göre bütün hastalara 6 mg 10 gün ya da 400 mg hidrokortizon dozunu uygulayamayız. Hastaların özelliklerine göre bu dozları ayarlamamız, düzenlememiz gerekir. Gene yaşa baktığımız zaman yaşın 60'ın altında ya da üstünde olmasında bir fark olmadığını, kadın erkek arasında cevap açısından fark olmadığını görüyoruz. Gene bu çalışmada eğer ki steroidi meta analizde 7 günden önce verirsek, 7 günden sonra vermeye göre bir fark olmadığı söyleniyor ama şuradaki I kare değeri bu 7 günden önceki verilerle ilgili çalışmaların çok heterojen olduğunu, bu 69.1 değeri çok heterojen olduğunu ve bunu yorumlarken dikkatli olmamız gerekiyor. Buradaki I kare değerinin 30'un altında olması çok homojen, güzel bir grup olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi hiperinflamasyon fazında etkinliğiyle ilgili homojen bir gruba dayanaraktan bu yorumlar yapılmış. Sonuçta biz sadece oksijen ihtiyacı olan hastalara ya da invazif mekanik ventilasyon geliştirmesi olan hastalara 6 mg 10 gün dexametazon vermekle mortaliteyi azaltıyoruz. Eğer durum daha kötü olursa, ailesi olursa dexametazon dozunu yükseltilmesi öneriyor. İlk 5 gün 20 mg, sonraki 5 gün 10 mg öneriyor. Burada hangi steroid dozunu seçelim? Acaba PARS mı yapalım? Çünkü romatologların makroreaktivasyon sendromunda PARS yaptığını, özellikle 125-250 mg'lık paslar kullandıktan sonra çok yüksek de değil, daha düşük dozlarla devam ettiğini biliyoruz. Burada önemli olan hastadaki inflamasyonun şiddeti ve ağırlığı. İnflamasyon ağırlığı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü şu verileri öneriyor. CRP'nin 125 mg bölgesinin üzerinde olması, ferritinin 1000'in üzerinde olması, dedimerin 1'in üzerinde olması, LDA'nın 300'ün üzerinde olması. Bu son 3 kriter zaten birçok hastada var. Ama CRP düzeyi artıyorsa, CRP düzeyi özellikle 125 mg üstündeyse bu inflamasyonu baskılamak için biraz daha fazla kortikosteroid dozuna ihtiyacımız olduğunu düşünmemiz gerekir. Eğer ki yüksek doz kortikosteroid kullanırsak ve inflamasyonu kontrol altına aldıktan sonra yani CRP'yi düşürdükten sonra tekrar 6 mg bölgün dexametazon veya eşlerine dozun düşürülmesi öneriliyor. Sonuç olarak COVID-19 enfeksiyonunda viral replikasyon sonrasındaki
döneminden sonraki safhada makrofaj aktivasyon sendromu hastalarda gelişebilir. Bunun aşağı yukarı %30 civarında hastada geliştiği biliniyor. Burada ateş ve nefes sağlığında artış klinik olarak, ferritin düzeyindeki artış da laboratuvar olarak bin üzerine çıkması ferritinin makrofaj aktivasyon sendromu düşünmelidir. Bütün bu inflamasyon durumlarında var olan inflamasyonun doku hasarı yapmadığı önemlidir. Eğer doku hasarı eğilimi yok ise lütfen bekleyelim. Başka ilaçlar kullanmayalım. Doku hasarının ortaya çıkmasında da CRP artışı yol gösterici olabilir. Progresif CRP artışı bu inflamasyona müdahale etmek için en iyi göstergelerden biridir. Burada antistokinlerle birlikte steroid kullanılabilir. Burada da özellikle viral replikasyon fazında olmamaya dikkat etmek gerekir. Gene tosizumabın mekanik ventilatöre bağlı olan hastalarda mortaliteyi azalttığını biliyoruz. Gene oksijen gereksinmesi olan hastalarda ya da mekanik ventilatöre bağlı olan hastalarda 6 mg bölü gün dexametasonda mortaliteyi azalttığını biliyoruz. Daha yüksek dozlar kullanmak için de çalışmalara ihtiyaç var. Hastanın kliniğiyle birlikte inflamasyonun şiddetini ve doku hasarının derecesini değerlendirerek karar verilmesi gerekir. Teşekkür ederim. Evet, Sait Hocam'a da teşekkür ediyoruz. Çok değerli bir sunum olduğu, bayağı geniş açıyla konuyu değerlendirmiş oldu. Tekrar teşekkürler size de hocam. Bir takım sorular geldi, onları da not aldık. Sonunda tekrar değerlendiririz. Evet, şimdi üçüncü konuşmacımız Nimet Hanım, Nimet Şenoğlu. Kendisi bize yoğun bakım hastalarında özellikle solunum yetmezliği tedavisiyle ilgili bilgiler verecek, sunumunu yapacak. Hocam buyurun. Teşekkür ediyorum ben de tabip odasına. Bu nazik davetler için gerçekten bu dönemde COVID-19'da hepimiz webinarlardan çok faydalandık. Ve bu bana da bu görevi verdiği için özellikle teşekkür ediyorum. Ben de solunum yetmezliğinden bahsedeceğim sizlere. Öncelikle ekranımı paylaşmaya çalışıyorum. Evet. Evet, COVID-19 hastalarındaki solunum yetmezliği tedavisinden bahsedeceğim. Genel olarak konuya genel hatlarıyla değinmeye çalışacağım. Sait Hocam gerçekten çok güzel bir sunum yaptı. Ve bazı noktalarda ortak alanlarımız var. Oraları daha yüzeyel geçeceğim. Özellikle fizyopatolojisiyle ilgili kısımlar. Tabii solunum yetmezliğinden bahsederken ARDS, sepsis kavramlarından yüzeyel olarak geçmeye çalışacağım. Ve solunum yetmezliği tedavisindeki genel ilkeleri, bu hastalara yoğun bakımda ya da yoğun bakım öncesi ara bakım ünitelerinde neler, nasıl tedaviler uyguluyoruz? Onları özetlemeye çalışacağım. Sait Hocam'ın da bahsettiği gibi SARS-CoV-2'nin sebep olduğu COVID-19 viral enfeksiyonları ACE2 reseptörleri aracılığıyla başta akciğerler ve endotel olmak üzere pek çok organı etkiliyor. Bunlar arasında özellikle hastalığın ilerleyen aşamalarında akciğer etkileniyor ama olay gerek kalbin etkilenmesi, gerek böbreklerin etkilenmesi, bunun dışında santral sinir sisteminin etkilenmesi gibi gerek makro dolaşımın gerekse mikro dolaşımın bozukluğuna neden oluyor ve sonuçta hastada global bir hipoperfüzyon özellikle ileri vakalarda yoğun bakımda bizleri bekliyor. Tabii bunun mekanizmalar içerisinde sitokin salınım sendromları gibi pek çok semptomun da etkisi var. Semptomların başlangıcından itibaren baktığımızda inkübasyon periyodu sonrası erken faz daha çok kırgınlıklarla, ağrılarla geçiyor. Bu dönemde hastalar daha çok kırgınlık, ağrı, non-spesifik solunum yolu şikayetleri olurken ilerleyen ya da ağır hasta grubunda pulmoner faza geçiyor hastalar. Yaklaşık bu da 8-12. Günlere denk geliyor. Sitokin salınımının da neredeyse olduğu dönemlere geliyor. Ve bu ağır pnömoninin olduğu fazda hastalarda özellikle ilerleyen hasta grupları için kritik hastalarda ciddi solunum yetmezliği tedavisi gerekiyor.
Bu hastaların yaklaşık pnömoni geçiren, COVID-19 pnömonisi geçiren hastaların %81'i orta şiddette. Bu hastalar ya servislerde ya evlerinde takip edilirken %14'ü ciddi durumdaki hastalarımız ventilasyon gerektiren ağır pnömonili. Bir kısmı ağır ARDS grubundaki hastalarımız. Daha çok solunum yetmezliği tedavisini biz bu yaklaşık %19'luk grupta uyguluyoruz ve hangi yöntemlerin uygulanacağını birazdan özetleyeceğim. Yüksek riskli hasta gruplarını aslında çok konuşuyoruz. Bugün bununla ilgili çok değinmedik ama biliyoruz ki eğer hasta ileri yaştaysa, pulmoner hastalığı varsa, KBG'si, hipertansiyonu, kardiyovasküler hastalığı varsa, diyabeti varsa, obez ise ya da immün hastalığı varsa bu hastalar epidemiolojik olarak ciddi risk grubunu oluşturuyor. Bununla beraber hastaların laboratuvar bulguları da çok önemli. Dedimer yüksekliği, AST'de artış, LDH'de artış, biraz önce Sait Hocam'ın da bahsettiği lenfopeni, nötrofil lenfosit oranı gibi oranlar bize bu hastalarda durumun kritik bir aşamaya gidebileceğini, belki de özellikle CRP'si de çok akut artan hastalarda, biraz önce Sait Hocam'ın bahsettiği sitokin fırtınasının bulguları olan hastalarda durumun morbidite ve mortalite açısından riskli olduğu için alarm işareti gerçekten de hastalarımızı izlerken hastanın klinik kötüleşmesiyle laboratuvar kötüleşmesinde çok tipik olarak bu hasta grubunda izliyoruz. Ve eğer hasta takip neyse 24'ün üzerinde solunum sayısı varsa, taşikardisi varsa, oda havasındaki satürasyonu %93'ün altındaysa ya da hastanın alınan arteriyel kan gazında parsel oksijen basıncının inspiratif oksijen basıncının oranı 300'ün altındaysa bu hastalar artık bu bahsettiğimiz %4'lük %5'lik dilimde kritik hasta grubuna girmiş oluyor. Serviste takip edilen hastalar ya da evde kötüleşen hastalarda yoğun bakım ihtiyacını öngörürken aslında bakanlığın kılavuzlarında da çok net ama klinik olarak baktığımızda hastalarda artan bir takip ne olması, yardımcı solunum kaslarının kullanımı beraberinde abdominal ve torakabdominal solunumun olması, hastanın özellikle kalp hızının 120'nin üzerinde olması hastada ciddi bir solunum işinin arttığını göstermesi açısından önemli. Beraberinde kardiyak tutulumu da gösterebilir. Ve komorbiditesi olan hastalar özellikle de kompanze kalp yetmezliği ya da KOAH gibi durumlarda mevcut klinik tablonun ağırlığını toparlayabilmesi açısından zor olduğu için yoğun bakımda yakın monitorizasyon ve ileri desteğe ihtiyaç duyan hasta gruplarını oluşturuyor. COVID-19 pnömonisinden bahsederken özellikle kritik hastalarda karşımıza çıkan aslında yoğun bakımda oldukça önemli bir hasta grubumuzu tedavi açısından oluşturan yetişkin solunum distres sendromu, ARDS'den de özetle bahsedeceğim. Tanımlama aslında son derece basit. Hastada yaklaşık en son bir haftada çıkan bir solunum sıkıntısı olması, beraberinde radyolojik olarak bilateral bir infiltrasyonların olması ve bunun bir kardiyak nedenle açıklanamaması ARDS olarak tanımlanıyor ve COVID-19 hastalarında ilerleyen dönemlerde de özellikle ciddi solunum yetmezliğinin eşlik ettiği hastalarda da karşımıza ARDS tablosu veya ARDS benzer ciddi solunum yetmezliği tablosu çıkıyor. Ve ARDS'nin şiddetini belirlerken de aslında şiddete dair bir sınıflamamız var. Hafif, orta ve ağır risk hastalarını. Bunları da sınıflarken özellikle bu hastalar ciddi bir PEEP desteğine ihtiyaç duyuyorlar. 5'in üzerinde bir ekspirium sonu basınç desteği altındayken hafif vakalarda 300'ün altında ve 200'ün üzerindeyken orta vakalar 100 ila 200 arasında PF oranı yani arteriyel oksijen basıncını ispire edilen oksijen basıncının oranı ya da ağır vakalarda birazdan bahsedeceğim çok daha ileri tedavi uygulamamız gereken hastalarda bu oranın 100'ün altına düştüğünü görüyoruz. Bu arada COVID-19 evet ARDS ile gidiyor ama yoğun bakımda sepsis de gerçekten COVID-19 hastalarının da önemli bir kısmını etkileyen ve gerçekten de bizlerin de toplumda farkındalık yaratmaya çalıştığı hatta Dünya Sepsis Günü olarak 13 Eylül'de bu sene yine kutlanacak ve daha doğrusu farkındalık için etkinlikler yapılıyor. Pek çok dernekler bu konuda etkinlikler yapıyor ve bu konuda farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Ve COVID-19'da da gerçekten %59 gibi ciddi bir oranda ve mortalite gelişen hastalarda da önemli bir mortalite sebebi olarak sepsis karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla sepsisin tanımından da özetle bahsedelim isterseniz. Sepsis de şüpheli bir enfeksiyon
Beraberinde eğer organ yetmezliği bulgusu varsa bunun ismine sepsis diyoruz. Ancak bu organ yetmezliği ve ciddi bir enfeksiyonun yanında hastada sıvıya yanıt vermeyen bir hipotansiyon varsa ya da bir vazopresör oluyorsa buna da septik şok diyoruz. Hastanın şok tablosunda olduğu ve yoğun bakımda bunu takip ederken hastada organ yetmezliği skoru, SOFA skoru var. Pek çok hastane bilgi yönetim sistemlerinde bu skorlamaları zaten kaydetmek gerekiyor. Ve bu konuda kayıtlar yapılıyor ve hastaların günlük SOFA skorlarını takip ediyoruz. Buna baktığımızda özellikle solunum parametresi olarak yine PF oranını görüyoruz. Yani PO2, FIO2 oranını. Kardiyak etkilenme, kardiyak yetmezlik açısından hipotansiyon veya buna vazopresör inotrop ihtiyacını değerlendiriyoruz. Böbrek açısından kreatinin, hematolojik sistem trombosit düzeyleri, trombositopeni, 4'e kadar skorlamalarımız var. Bilirubin ve hastanın bilinç düzeyinde Glasgow Coma Score ile değerlendiriyoruz. Hastalarda Glasgow Coma Score'unda 2'den fazla artış bize sepsisi tanımlıyor. Baktığımız zaman COVID hastalarında aslında çoğunda da bu viremi sepsis midir tartışması devam etmekle birlikte bu hastalarda sepsis tablosunun bu tanımlamaya uyduğunu görüyoruz. COVID-19 hastalarında solunum yetmezliğinden bahsederken ya da solunum yetmezliği tedavisinden bahsederken neredeyse ve sepsisten bahsettik. Sitokin fırtınasından da Sait Hocam çok güzel, çok anlaşılır bir şekilde bahsetti. Bu hastalarda hipokseminin mekanizması aslında temel olarak 3 ana başlık altında incelenebiliyor. Birincisi biraz önce bahsettiğimiz ARDS benzeri non kardiyojenik bir pulmoner ödem. İkinci olarak da pulmoner perfüzyonda bir disregülasyon oluyor bu hastalarda. Yani özellikle ventili olan ancak perfüze olamayan alanlar oluyor. Bazı alanlar iyi ventili olurken diğerleri perfüze olamıyor. Ve akciğer parenkiminde mikrotrombozlarla gidiyor. Özellikle bu dedimerlerin çok arttığı vakalarda mikrotrombozların çok olduğunu ve bu hastalarda akciğer mekanikleri ölçtüğünüz zaman son derece iyi iken ama hastalarda bu perfüzyon bozukluğuna bağlı olarak mikrotrombozlarda ventilasyon perfüzyon oranı bozularak hipoksemi geliştiğini görüyoruz. Aslında bu solunum yetmezliğini tanımlarken Gattinoni ve arkadaşlarının gerçekten bu COVID-19'daki ciddi solunum yetmezliğini anlamamıza başlangıçta hepimizin kafasını karıştıran bütün yoğun bakımcıların hastalara ARDS diyoruz ama bakıyoruz ARDS'de gördüğümüz kompliyans düşüklükleri bu hastalarda her zaman olmuyor. Daha yüksek tidal volümler oluşturabiliyorlar ancak hastalar ciddi hipoksemik seyrediyor. O gerek otopsi çalışmalarında gerekse ileri solunum mekaniği ile ilgili yapılan çalışmalarda iki fenotip tanımlanmış. L ve H fenotipi. Kısaca bunlar aslında akciğerin mekaniğiyle ilgili parametreler ama benim özetleyebileceğim burada özellikle L tipinde daha çok trombozların hakim olduğu, daha kısmen iyi bir akciğerin olduğu ve akciğerin ağırlığının daha düşük olduğu yani akciğerde ödemin daha az olduğu grup. H tipi ise daha ilerlemiş, daha ARDS'nin olduğu ve bu hastalarda konsolidasyonların olduğu, kompliyansın düştüğü, daha derin hipokseminin olduğu ve atelektazik alanlar, amfizematöz alanların olduğu, şantın arttığı yani akciğere gidip oksijenlenmeden tekrar kalbe kanın döndüğü, dolayısıyla dirençli bir hipokseminin geliştiği H tipi özellikle ileri COVID-19 vakalarında karşımıza çıkıyor. Ve solunum yetmezliğini tedavi ederken de uyguladığımız yöntemler aslında bu tiplerle de ilişkili olarak tedaviye yanıt değişebiliyor. COVID-19 hastalarını izlerken hedef oksijen satürasyonunu konuşmak lazım. Servislerde de bu hastalar izlenebiliyor oksijen desteğiyle ya da ara yoğun bakım ünitelerinde ya da pandeminin çok arttığı yoğun bakım ünitelerine transferin çok azaldığı vakalarda belki servislerde bu tedavileri çok daha aktif uygulamak zorunda kalacağız. Dolayısıyla solunum yetmezliği tedavisi hemen her hekim grubunu da ilgilendirecek sadece yoğun bakımcıları değil. Dolayısıyla bizim bu hasta grubunda hedeflediğimiz oksijen satürasyonunu ve oksijen solunum yetmezliği tedavisini çok iyi bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi hedef oksijen konsantrasyonu için, satürasyonu için pardon, %90 ila 96 arasında ve özellikle vurgulanması gereken bir konu hastada bu oksijen düzeylerini hedefliyoruz ama hastalarda hiperoksiden kaçınılması da çok önemli. Yani hastada ihtiyacı olmayan bir oksijeni vermek, oksijenin hiperoksinin sekonder hasarına neden olabileceği için hastada ihtiyacına göre oksijen başlamak önemli ya da
Özellikle gebelerde bu işte 90-96 satürasyonla daha hassas davranırken KUAH'lı hastalarda 88-92 gibi oksijen hedeflerimiz olabilir. Hastanın ihtiyaç duyduğu bu oksijen, hedef oksijen satürasyon düzeyine ulaşmak için gerekli en düşük inspiratuar oksijen konsantrasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Ve bunun için çeşitli yöntemler uyguluyoruz. Bunlar arasında belki de hepimizin en çok uyguladığı ve servislerde de çok yaygın olan, hasta tarafından da çok kolay tolere edilen nazal kanüllerimiz var. Nazal kanülleri çok düşük, açarsak etkinliği düşük olduğu için 6 litre dakika gibi bir orana açabiliyoruz. Ve %44'lere denk gelen bir inspiratuar oksijen konsantrasyonu elde edebiliyoruz. Diğer yöntemimiz ise basit yüz maskesi, son derece yaygın. Yine bu da uygulanabilecek. Karbondioksit birikimini azaltmak için 8-10 litre gibi daha kısmen 5 litrenin üzerindeki konsantrasyonları öneriyoruz. Venturi maskesi biraz daha çok göğüs kliniklerinde kullanılan, daha az kullanılan yöntemler. Ancak nazal kanülü ve basit yüz maskesini kullanıyoruz. Bir de özellikle geri solunmasız maskeler kliniklerde çok yaygın, çok da yüksek oksijen sağlayabiliyor. Özellikle bu konuda mutlaka alanlarda yüksek akışa biraz sonra bahsedeceğim ulaşılamadığı durumlarda geri solunmasız maskelerin çok etkin olduğunu bizzat deneyimledik gerçekten. Özellikle perifer hastanelerde nazal yüksek akışın gerek maliyeti gerek ulaşımıyla ilgili sıkıntılar olduğunda pandemi döneminde, o daha doğrusu daha çok aktif vakaların olduğu dönemlerde başlangıçta geri solunmasız maskelerle çok sayıda hastayı yeterli oksijen hedefine ulaştırabildik. Yüksek akışlı nazal kanül ise bu dönemde gerçekten çok sayıda hastayı entübasyondan kurtaran bir aparat oldu ve çok son derece de yaygınlaştı. Zaten son birkaç yıldır yetişkin hastalarda pratiğe girmekle birlikte özellikle yüksek akımda nemlenmiş ve ısıtılmış havayı hastaya vererek gerek PEEP oluşturması, gerek hastada istenilen konsantrasyonda %100'e kadar oksijen düzeyini tolerable bir PEEP düzeyinde sağlayabilmesi gibi avantajlarıyla bu hasta grubunda oldukça etkin olduğunu bizzat deneyimledik ve deneyimliyoruz. Bu tedavileri uygularken önemli bir konu ortam kirlenmesi, çalışan sağlığı. Yani hastalarda siz oksijen tedavisini sağlayıp bir akış verirken aynı zamanda hastanın aerolizasyonunu da artırıyorsunuz. Bu tedaviler arasında birazdan bahsedeceğim non-invaziv ventilasyon, burada en üstte görülen aerolizasyonu özellikle en yüksek olan tedavi modalitesi. Yine nebulizör tedaviler, basit maskeler, venturi maskeler yine riskli ve özellikle aerolizasyon açısından daha fazla teşkil ediyor gibi. Özellikle yüksek akışlı ve normal maskelerde çok daha kısa mesafelerde hastaların aerolize etme ihtimali var etrafını. Dolayısıyla hastalarda baktığımız zaman giderek uzaklıklı daha uzağa kadar aerolize edilebiliyor. Dolayısıyla yoğun bakım ortamında negatif basınç oluşturulabiliyorsa, yoğun bakım ortamlarının negatif basınçlı olması ve bu ileri tedavilerin özellikle oksijen tedavisi, yüksek akış tedavisi ya da non-invaziv tedavi, nebulizör tedavilerin negatif basınçlı odalarda verilmesi öneriliyor. Onun dışında eğer ortamın havalanması mümkünse servisteki hastalar için mutlaka ortamların havalandırılması önemli. Ve tabii ki hastaya bu tedaviler uygulanırken de mutlaka koruyucu takmak önemli. Burada balon, bal, maske, ambu uygulamasında mutlaka araya bir bakteri virüs filtresinin yerleştirilmesi örneğinde olduğu gibi oksijen destek sistemlerine ya da mekanik ventilasyonda hasta bağlantılarıyla araya, non-invazivde keza yine öyle. Entübe olan hastalarda kapalı aspirasyon sistemleri oldukça yaygınlaştı bu dönemde. Ventilatör ilişkili pnömoni için bir dönem popülerdi ama sonrasında etkinliğiyle ilgili tartışmalar olması üzerine daha az kullanımdaydı. Ancak bu dönemde ortam aerolizasyonunu engellemek amacıyla yoğun bakım, bu entübe hasta izleyen yoğun bakımlarda aktif olarak kapalı aspirasyon sistemlerini kullanmaya başladık. Ve tabii ki personelin özellikle bu tedavilerin uygulandığı alanlarda ciddi koruyucu ekipmanla takip ve tedavisini yapması önemli.
Bu görsellerde de ilk görselde yüksek akışlı nazal kanül uygulanan bir hastanın üzerine cerrahi maske, diğerinde nazal kanül uygulanan bir hastanın üzerinde cerrahi maske görüyorsunuz. Dolayısıyla bu hastalarda oksijen tedavisini uygularken üzerine mutlaka maske takıyoruz ki bunun aerobizasyonu bir miktar azalttığını da biliyoruz. Nemlendirme tedavisi dedik, daha uzak alanda virüsün saçılmasını kolaylaştırıyor. Dolayısıyla bu hasta grubunda nebul tedavileri negatif basınçlı odalarda verilmeli ve bu tedavi sırasında ortamda bulaşı en aza indirmek için personelin bulunması, daha uzakta olması konusunda öneriler sunuluyor. Ancak endikasyonu çok gerekli olan hastalarda tedavinin seçilmesi. Daha çok ölçülü doz inhalerleri. Bunlar için entübe hastalar için ara aparatlarımız da var. Gerekirse bunların kullanılması. Entübe olmayan hastalarda kooperasyonu iyi ise ölçülü doz inhalerlerinin kullanılması öneriliyor. Bir diğer tedavi modalitemiz standart oksijen yöntemleriyle hastanın spontan solunumdayken durumun kötüleştiği refraktör hipoksemisi olan, takipnesi olan, solunum distresi olan hastalarda bir ara tedavi modalitemiz. Bir pozitif basınçlı ventilasyon şekli, yani hastanın akciğerlerine bir pozitif basınçla solunum oluşturulan bir modalite. Ancak bu modalitede hastaları entübe etmiyoruz. Bunlar yüz maskeleri, oranazal yüz maskeleri olabiliyor. Ya da burada gördüğünüz gibi bu dönemde son derece yaygınlaştı ve kılavuzlarda da öneriliyor. Çünkü oranazal maskelerde yanlardan kaçışlar söz konusu olduğu için. Mifer tipi ya da helmet tipi maskeler ya da tam yüz maskesi şeklinde non-invazif pozitif basınçlı ventilasyon uyguladığımız tedavi modaliteleri yine bu ara grup hastada önemli. Ancak bu tedaviyi uygularken hasta bir solunum distresindeyse ve çok yüksek tidal volümle, çok derin bir solunumla nefesini çekiyorsa ya da hastayı izlerken non-invazive bir uyumda zorluk, hastada oksijenizasyonda iyileşememe, bir solunum distresi ortaya çıkıyorsa, metabolik asidozun iyileşmediği, derin bir metabolik asidoz olan, şok tablosunda olan hastalar ya da PF oranının 150'nin altı gibi çok ciddi olduğu ve artık zaman kaybetmememiz gereken hastalarda non-invazive mekanik ventilasyon uygun değil. Ancak işte solunum distresi olan ve arada kalan hasta grubunda ya da atelektazileri olduğunu düşündüğümüz, bir miktar PIP uygulamak istediğimiz hastalarda CPAP tedavisiyle, sürekli pozitif hava yolu basıncı tedavisiyle solunum şeklinde bir ara tedavi modalitesi olarak non-invazive mekanik ventilasyon düşünülebilir. Ancak kesinlikle entübasyon için hastayı geciktirmemesi koşuluyla hastaların yakın izlenmesi önem taşıyor. Bütün bunlardan bahsederken aslında COVID'i gerçekten hepimiz ilk başladığı zamandan beri özellikle bu tedaviyle uğraşanlar çok solunum yetmezlikli hasta izledik ama COVID hastalarını öğrendikçe çok daha farklı şeyler öğrendik işin açığı. Ve gördük ki başlangıçta hastalar hemen entübe edilmeli, geç kalınmamalı derken hemen entübe edilmeli, aerolizasyon önlenmeli, geç kalınmamalı gibi bir yaklaşım varken sonrasında da bu hastaları entübe etmekte çok acele etmeyin, entübe edilirse bu hastalar ölüyor gibi genel sağlık uygulayıcıları arasında yanlış tutumlar söz konusuydu. Özellikle bu yanlış sorular bana daha önce pek çok uygulamada da geldiği için özellikle bunu vurguluyorum bu konuşmamda. Eğer hastada bu tedavi modaliteleri, non-invaziv tedavilerle iyileşme, oksijenizasyonda bir rahatlama, klinikte bir iyileşme yoksa, hastada artmış bir solunum distresi yoksa, solunum dürtüsü varsa, hastada artmış bir solunum distresi de varsa, bu hastanın kendi kendine akciğerlerine zarar vermesine neden olabiliyor. Kapiller kaçağının artmasına, o derin oluşturduğu negatif basınçla, derin soluk ve yüksek tidal volümler akciğer ödemini arttırıyor ve beraberinde mevcut pnömoninin oluşturduğu tabloyu daha kötü hale getiriyor. Dolayısıyla bu hastaların klinik olarak da çok iyi izlenmesi lazım. Oksijenizasyonlarının izlenmesi lazım. Ve hastalarda entübasyonunda kesinlikle geciktirilmemesi lazım. Entübasyon ne zaman diyoruz o zaman? Saatler içerisinde hastada hızlı bir kötüleşme varsa, çok yüksek 50 litrenin üzerindeki dakika yüksek akışlı nazal kanülle verdiğimiz oksijenizasyonda FiO2 %60'ın üzerindeyken ispre edilen oksijen konsantrasyonu hastada bir düzelme olmuyorsa,
Beraberinde hastada hiperkapni de geliştiyse, yani hastada bir ventilatuar yetmezlik dediğimiz karbondioksit atılımında da bir bozukluk varsa, bu solunum işinin de arttığını da gösteriyor. Tidal hacmin çok yüksek olması, hastanın bilincinin bozuluyor olması ya da hastada bir şok tablosuna geçiş, hemodinamik yetmezlik, çoklu organ etkilenmesi söz konusuysa entübasyonda kesinlikle geç kalmamak gerekiyor. Hastaları yakın izleyip solunum distresinin geliştiği hastaları olmuyor ise entübasyon için elektif olarak entübe etmek gerekiyor. Bu hastaların invaziv mekanik ventilasyonunda ilkeler aslında ARDS hastalarında bizim yoğun bakımcıların uzun süredir konuştuğu ilkelere benziyor. Özellikle çok volümün oluşturduğu travmadan kaçınmak için daha düşük tida volümlerde 6 mililitre kilogram gibi daha yüksek pipler oluşturarak 10-15 santim su gibi pip oluşturarak otopipi önlemek için hastanın kendi akciğerlerindeki ekspirium sonunda hava hapsini engellemek için daha kabul edilebilir solunum sayılarında ve plato basınç dediğimiz inspiriumun tepesindeki stabil basıncın 30'un altında tutularak özel bir barotravma, volütravmayı önlediğimiz ARDS modalitesiyle hastaların solunumunun invaziv mekanik ventilasyonla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Tabii ki asidozunda permisif bir hiperkapni, karbondioksitin bir miktar artışına izin verirken pH'nin de 7-15'in üzerinde tutulması gerekiyor. İşte biz hastalara bu tedavi modalitesini uygulayabilmek için normalde fizyolojik olarak 3 ila 5 olan ekspirium sonu basıncı 10-15 lere çekmek, hastada gerekirse inspirium süresini uzatmak gibi manevraları yapabilmek için ya da yorulmuş, distrese girmiş hastayı biraz rahatlatabilmek için sedasyon ve analjezi sağlıyoruz. Burada özellikle ventilatör asenkronisi ya da anksiyeteyi de hafifletici etkileri var. Ama her şeyden önemlisi solunum modalitesini daha iyi, istenilen düzeyde sağlayabilmek, hastanın akciğer mekaniklerine göre ilerleyebilmek için bunları yapıyoruz. Analjezi çok önemli. Gerek sedasyona destek olduğu için, gerekse hastaların ağrısını toparladığı için özellikle opioid grubu analjeziklerden faydalanıyoruz. Ve bu hastaları nöromüsküler blokörlerle solunum tedavisi amaçlı, bu biraz önce bahsettiğim tedavi modalitelerini düzenleyebilmek için uzun olmamakla beraber tedavi ediyoruz. Bir diğer tedavi modalitesi, solunum yetmezliğinin de bir tedavisi aslında. ARDS hastalarında yıllardır uyguluyorduk ama bu özellikle COVID-19 hastalarında da çok daha fazla gündeme geldi. O mekanizmadan kısaca bahsedeceğim. Pron pozisyon, ne yüzüstü pozisyon ve özellikle çok etkin, faydası kanıtlanmış gerek uyanık hastalarda, gerekse uyuyan hastalarda. Biliyoruz ki akciğerlerde sırt üstü yatar pozisyondayken akciğerin non-dependan yer çekiminin üstüne aksi olan bölgedeki alanları daha iyi havalanırken daha aşağı dependan alanları daha iyi perfüze oluyor. Yüzüstü döndüğümüzde bu denge tersine dönüyor. Bu açıdan çok önemli ve fizyolojik olarak bu biraz önce bahsettiğimiz COVID-19'da görülen ventilasyon perfüzyon dengesizliğini düzeltici etkisi çok belirgin. Özellikle şantların azalmasını sağlıyor ve barotravmayı azaltıyor. Zaten siz çok iyi ventile olan hastayı supin pozisyondayken yüksek volümlerle ya da işte düşük volümle bile olsa ventil ettiğinizde yine aynı alanlar havalanıyor. Ve buralarda barotravma riski artıyor. Ve tabii ki hasta yüzüstü yattığı için sekresyonlarının da boşalması, dolayısıyla aspirasyon gibi riskler azalıyor. Bu anlamda son derece etkinliği kanıtlanmış bir yöntem. Gördüğünüz gibi her iki akciğerde hem dependen hem nöndependen alanlarda aşağıdaki görselde çok daha eşit havalanmış. Ancak yukarıda yukarısı yani nöndependen alan daha iyi havalanıyor ve burada barotravma riski oluşuyor. Ancak perfüzyonda aşağı alanda çok daha iyi dolaşım, orada çok daha iyi. Bu anlamda pek çok merkezde aslında protokoller oluşturulmuş. Hastalara bununla ilgili çeşitli merkezlerde yaklaşık 30 dakika ila 2 saat arasında, bu uyanık hasta için bir görsel yalnız, hastaya kendi isteğiyle söylüyoruz. Yüzüstü dönmesini rica ediyoruz ve önce yüzüstü, sonra sağ, sonra oturarak, sonra sol, sonra tekrar yüzüstü yapabiliyoruz. Yüzüstünden çok fayda gören hastaların bir kısmı öyle kalmak istiyor zaten. Özellikle yaşlı ve deliriumdaki hastalarda biraz daha zorlanabiliyoruz yüzüstü pozisyonda. Ama gerçekten bu hastaların önemli bir kısmında prone pozisyonunun oksijenizasyonunu iyileştirdiğini hepimiz görüyoruz.
Prom pozisyonu özellikle düşük tidal hacimli ventilasyonun, ileri aredesi de düşük tidal hacimli ventilasyonun zor olduğu, hipokseminin derin gittiği aredesi vakalarında PF oranı 150'nin altındaysa özellikle en az 12 saat öneriyoruz. 12 ile 16 saat uygulanması öneriliyor. Uyuyan sedatize küralize hastayı yüzüstü almak gerçekten önemli. Basınç noktalarına ve sinir hasarına dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka deneyim kazanması, bu konuda gerekli eğitimlerin sağlanması gerekiyor. Beraberinde hastanın entübasyon tüpünün ve vasküler yollarının mutlaka kontrol edilmesi önemli. Ve etkinin olumlu etkiler yaklaşık hasta prona döndükten sonra faydalı etki göreceksek 4 ila 8 saat arasında ortaya çıkıyor. Bir diğer konu hemodinamik yetmezlik bu hastalarda ortaya çıkabiliyor. Solunum yetmezliği ile beraber. Eğer hastada, COVID-19 hastasında ciddi bir solunum yetmezliği varsa aslında iki uçtayız. Yani siz hastaya yeterli volüm sağlamadıysanız, özellikle yeni kabul ettiğimiz hasta grubu için bahsediyorum. Hastane öncesi takip nesi, sıvı kaybı, distresi, sıvı alamaması, yorgunluk ya da halsizlik nedeniyle ve böbreğin etkilenmesi bir tarafta böbrek hasarı riskini oluştururken, diğer taraftan hastaya yüksek liberal bir sıvı tedavisi uygularsanız da akciğer ödemini artırabilirsiniz. O yüzden hastaların sıvı ihtiyacının iyi belirlenmesi öneriliyor ve özellikle de ARDS'deki hastalarda konservatif tedavi, yani hastanın sadece ihtiyacı olduğu kadar sıvının verilmesi, yüksek volümlerden, hastanın volüm yükünden mutlaka kaçınılması öneriliyor. Bu gerek ARDS'e gerek kalp yetmezliği gibi pek çok nedenle hastanın dengelerinin gözetilmesi gerekiyor. Solunum yetmezliği düzelmeyen, oksijenizasyonunu düzeltemediğimiz hastalar, yani her şeye rağmen toparlayamadığımız hastalarda bir diğer tedavi modalitesi ekstrakorporeal membran oksijenizasyon ya da namı diğer ECMO kısaltmasıyla uyguladığımız tedavi. ECMO tedavisi gerçekten solunum yetmezliği tedavisinin artık zirvesinde bir tedavi. Belli merkezlerde, deneyimli merkezlerde uygulanabiliyor. Hastadan alınan, büyük bir venden alınan kan, akciğer dışında akciğerin görevini üstlenmiş olan bir cihazla oksijen ve karbondioksit değişimi sağlanarak yine büyük bir venle hastaya tekrar veriliyor. Bu dönemde akciğerin iyileşmesi için hastaya zaman veriliyor. Bu hastaların özellikle çok tabii bu işlemi kendisi başlı başına büyük ve komplikasyonu olabilecek bir iş olduğu için hastada eşlik eden yan etkilerin ya da komplikasyonların ya da komorbitelerin olmaması gerekiyor. Bunun dışında bu hastada solunum yetmezliğinin 5-7 günden sonra halen mekanik ventilatöre rağmen ECMO başlanmadıysa, uzayan dönemde yanıt alma şansı daha zor, akciğerlerde fibrozis gelişmeye başladıysa ve deneyimli merkezlerde uygulanması öneriliyor. Şimdi bu tedavi modalitelerinden hastaların bir kısmında düşük tidal volümlü ventilasyon uyguluyoruz ama özellikle L tipi akciğerlerde genellikle bu hastalar, yani trombozlarla giden daha çok ventilasyon perfüzyon dengesindeki bozukluğun hakim olduğu hastalarda non-invaziv yöntemleri tercih ediyoruz. Hastalarda oksijene genellikle yanıt veriyor. Yüksek akışlı nazal oksijen, CPAP ya da non-invazivle gidebiliyoruz. Ancak bu hastaların önemli bir kısmı da ilerleyen dönemde H tipine dönebiliyor. Zaman zaman ikisi kombine olabiliyor. İşte bu hastalarda yüksek PIP, prom pozisyon ve ECMO tedavisi bizim için basamak tedavileri oluşturuyor. Dolayısıyla tüm bu biraz önce bahsettiğim tedaviler, klinik kötüleşmeyle bir nazal kanül ve rezervuarlı maskeden yüksek akışlı nazal kanüle, non-invazive, invaziv mekanik ventilasyon ve prom pozisyona gidebiliyor. Ve en son nihayetinde de hiçbiriyle düzelmeyen hastada ECMO düşünülebiliyor. Dolayısıyla hedef olan oksijen satürasyonuna ulaşmakta, yani hasta ağır pnömoni hastası kabul ettiğimizde pH ve satürasyon değerlerini hedef değerlerde göremiyorsak basit yöntemlerle başlıyoruz. Nasıl oksijen kanülü, basit maske, geri solumasız maskelerle başlıyoruz. Bunlarla eğer tedavide başarı sağlayamıyorsak yüksek akışın gerek akışına gerekse inspiratör oksijen konsantrasyonunu artırıyoruz. Hastaya uyanık prom pozisyon uyumluysa mutlaka denemekte fayda var. Gerçekten bu hastaların bundan çok fayda gördüğünü hepimiz deneyimliyoruz. Bu arada hastada çok ciddi
ciddi bir distres yok ama yeterli hedeflere de ulaşamıyorsak, uygun koşullarımız da varsa non-invaziv mekanik ventilasyon denenebilir. Hatta zaman zaman supindeyken non-invaziv, prondayken yüksek akış denediğimiz hastalarımızdan da iyi yanıtlar aldığımız oldu. Bütün bunlara rağmen hastada solunum yetmezliği derinleşiyor, hasta kötüleşiyorsa artık ya da hastada istenen hedeflere ulaşılamıyorsa artık entübasyonun zamanı gelmiştir. Bu hastalarda ARDS protokolüyle mekanik ventilasyon yapmak gerekir. Sedasyon gerekirse ventilasyon denenebilir. Ve daha ters oranlı ventilasyon modları gibi ileri yöntemler uygulanabilir. Her şeye rağmen düzelmeyen, hipoksemisi ağır seyreden, tedavisi 5-7 günün üzerinde olmayan, deneyimli bir merkezdeyseniz de ECMO tedavisi bu hastalar için önemli olabilir. Ben konuşmamı tekrar sepsisle ilgili farkındalık oluşturarak hazır günün anlam ve önemi sepsis gününün nedeniyle tekrar vurgulamak istiyorum. Ve teşekkür ediyorum sabrınız için. Evet, Nihat Hoca'ya da teşekkür ederim. Son sunumu o yapmış oldu. Aslında bana TTB'den bildirilen süre itibariyle bir 15 dakikamız falan var. Dolayısıyla burada da bazı sorular geldi. Onları sizlerle paylaşmak, tartışmak istiyorum. Aslında biraz soruları elimine edeceğim. Çünkü bu panelin konusuyla doğrudan ilişkili gibi durmayanlar var. Ama bir de TTB'nin bu konuda özellikle Sağlık Bakanlığı'yla bir takım girişimlerde bulunması gerektiğini vurgulayan şeyler var. Onları ben TTB'ye ileteceğim. Ama bu konuşmalarla ilgili özellikle Sait Hoca'nın sunumundan steroid tedavisiyle ilgili birkaç nokta var. Sait Hocam, onları ben size bir sorsam. Buyurun, dinliyorum. Şimdi sorulan sorulardan bir tanesi de şu. 30 miligram kilogram pulse steroid tedavisi olabilir mi? Olursa hangi olgularda gibi bir soru var. Bunun dışında yine metilprednizolonla dexametazon açısından, etkililik açısından aralarında fark var mı gibisinden bir soru var. Bunları ben sizden öncelikle rica edeyim. Şimdi önce sondan başlayalım. Metilprednizolonla dexametazon arasında bir fark yok. Eşler dozunu kullandığımız zaman biliyoruz ki 0.75 mg dexametazon, 4 mg metilprednizolonla eşler. Fakat etki süresinin uzun, yarı ömrünün uzun olmasından dolayı kesildiği zaman rebound inflamatuar etki dexametazonda pek görülmüyor. Ve gene metilprednizolona göre su ve tuz tutulma etkisi, yani mineral kortikoid etkisi dexametazonun daha az. Eğer ki merkez sinir sistemi sorunları varsa merkez sinir sistemi sorununa da en iyi geçen dexametazon olduğu için tercih etmek gerekir. Bundan dolayı tercih edilir. Şimdi pas steroid ya da küreye 30 mg steroid vermek. Şimdi inflamasyonu baskılamaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarda 6 mg dexametazon kullanılmış ki 32 mg metilprednizolona eşdeğer bir doz. Burada her zaman şu speküle edilebilir. Eğer tek bir kalıpta tedavi uygulanmasaydı da hastanın ağırlığına paralel steroid dozu artırılsaydı daha iyi olmaz mıydı? Olabilirdi. Ama çalışmalarda pratik olarak bunu yapmak mümkün değil. Belki de 6 mg'la 20 mg, 40 mg dexametazonu karşılaştıracak çalışmalara ihtiyaç var. Burada önemli olan inflamasyonun ciddiyeti, yani her zaman söylenen klasik bir söz var. Hastalık yok, hasta var. Hastanın verdiği cevaplar, hastanın inflamasyondaki şiddetin derecesi her zaman farklı olabilir. Ben burada anormal cevap veren, anormal inflamatuar yanıtı olan bir hastada ki bunu ferritinin 1000'in üzerine çıkmasıyla anlıyoruz. CRP'si yükseldikçe steroid dozunun arttırılması taraftarıyım. Yalnız demin bahsedildi, COVID'in ARDS'si ile başka nedenlerle meydana gelen ARDS arasında tedavi farkları var. Patogenez farkları var. Yine en ağır tablo olarak ARDS'yi düşünürsek, COVID ARDS'sinde 5 gün süreyle 20 mg dexametazon, sonraki 5 gün içerisinde de 10 mg dexametazon öneriliyor. Ve bununla mortalite azaltılması gösterilmiş. Bu bize acaba maksimum kaça çıkabiliriz bu tedavi içerisinde, bu hastalık içerisinde bir ipucu verebilir. Ben yine de CRP'nin ağırlığıyla
kortikosteroid dozunun düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. PALS'a ihtiyacı olan hastalar olabilir. Ama ARDS'deki steroid dozunu düşürürsek, ARDS'in de en ağır tablo olduğunu düşünürsek, 5 gün 20 mg, 5 gün 10 mg buna eşdeğer dozlarda yanıt alırız diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Bir de yine steroidle ilgili bir şey var. Akciğer tutulumunda steroid tedavisini yapıyoruz. Sonra tedaviyi kestikten sonra fibrozisi engellemek için düşük doz bir süre daha devam etmek uygun olabilir mi gibisinden bir soru var. Evet, kesinlikle çok haklılar. Şimdi birçok hasta var, oksijen konsantratörüyle taburcu ediliyor. Daha dün de gene bir hastayı aynı şekilde gördük başka bir merkezde. Burada inflamasyon sürdükçe, düzelmeyi gördükçe steroidi kullanmak, sürdürmek önemli. Biz ne yapıyoruz onu söyleyeyim. Akciğerdeki lezyonlara göre yaklaşık olarak 30 mg metoprolol ile başlayıp 2 haftada bir hastayı takip ederek dozu azaltıp tedavi ediyoruz. Gördüğümüz şu, aşağı yukarı 6 ile 8 hafta içerisinde giderek azalan dozlarla oksijen ihtiyacı tama yakın kayboluyor. Akciğerdeki lezyonlarda tama yakın düzelme meydana geliyor. Hastanın efor kapasitesinde çok büyük artış meydana geliyor. Onun için vireminin olmadığı, süre gelen enflamasyonun artık etkilerinin steroidle giderilmesi çok 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 mantıklı. Yine bu konuyla da ilişkili antistokin tedavisi gereken hastalarda ilaç bulmakta zorlanıldığı söyleniyor. Böyle bir durumda PALS steroid olabilir mi? Olursa dozu süresi ne olabilir gibi bir soru. Yani ben yine ilk kısımda verdiğim cevabı söyleyeceğim. Yani burada invazif mekanik ventilasyon gereken hastalarda 6 mg dexametasonun 10 gün kullanılması fayda verdi. Burada şu speküle edilebilir. 6 yerine 12 verseydi belki daha çok hasta fayda görecekti. Onun için antistokin olmayan hastalarda şu andaki randomize kontrolü çalışma verilerine göre ben 6 mg dexametason 10 gün öneriyorum. CRP'ye bakaraktan eğer CRP'yi kontrol altında tutmakta zorlanıyorsak o zaman steroid dozunun artırılmasını öneriyorum. Yine en kötü durum ARDS'deki dozu tekrar hatırlatıyorum. 5 gün 20, 5 gün 10 dexametason için. Teşekkür ediyorum hocam. Bir de bir iddia, yeni bir hipotez olarak Radiki'nin hipotezinden söz ediliyor. Yani bir soru olarak gelmiş. Radiki'nin hipotezi için neler söylemek istersiniz? Yani şimdi değişik hipotezler var. Bu da bir açıklayıcı rol olabilir. Yani biraz ben bu konuda çekimserim. Biraz da veriye ihtiyaç var gibi düşünüyorum. Bu konuda diğer katılımcılardan katkısı olacak olan var mı? Radiki'nin hipoteziyle ilgili söyleyecek. Ben de aynı fikirde Zahit hocamla. Çalışmayı da okudum yani gerçekten. Hani ikna edici bazı şeyler, hipotezleri var gerçekten. Aslında hastalığında da çalışma da yapmışlar işte akciğer dokusunda vesaire ama hipotez olduğunu düşünüyorum. Halen çok ihtiyacı var. Artı bu ikatinapla ilgili bir çalışma sonucu çıktı. Orada da çok da parlak değil açıkçası. Yani en azından soruya bir cevap vermiş olalım. Henüz olgunlaştığını kabul etmiş değiliz herhalde. Ben de aynı fikirdeyim Ersin hocam. Gerçekten bradikinin için kesinlikle çok erken biraz daha kontrol çalışmalara ihtiyaç var. Bir soru olarak şey geldi. Bu favipiravir ve remdesivirin parenteral formları var mı diye ben bilmiyorum. Yok galiba ama. Remdesivir parenteral kullanılıyor zaten. Oral formu yok remdesivir. Remdesivir zaten Türkiye'de henüz benim bildiğim yok. Bir de şu an TİT-CK yayınladı. Bir takım ölçütleri var. O ölçütlere uyan hastalarda İl Sağlık Müdürlüklerine dağıtıldı. Kısıtlı bir miktarda var. Ağır olan pnömonilerde daha önce herhangi başka bir ilaç kullanmamış olması gerekiyor. O zaten intravenöz form var. Oral formu yok. Favipiravir'in intravenöz formu yok. Oral formu var. Zaten bizde de dünyada da oral formu kullanılıyor. Bu soru gelmiş. Onu sormak istedim. Bir de antikoagülanlarla ilgili olarak şöyle bir şey var. Aslında hangi gruplarda gerekli olduğunu konuştuk ama bir soru şöyle. Aslında COVID-19 olgularında baştan aspirinle birlikte bir profilaksiye de benzer bir tedavi düşünülebilir mi? Hani hafif
ilk başta eve gönderilen olgular vesaire. Bunlarda aspirin yararlı olabilir mi gibi bir soru var. Şimdi COVID-19 hastalarında bir endotel sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Ve bu hem arteriyel hem de venöz tromboz ve tromboembolilerle beraber gidiyor. Arteriyel tromboembolilerde aspirinin daha etkili olduğunu biliyoruz. Ama venöz tromboembolilerde çok fazla etkili değiller. Yine ihtiyatlı yaklaşmak lazım. Yine endotel koruyucu etkisinden dolayı, anti-enflamatör etkisinden dolayı, antiviral etkisinden dolayı heparin tercih etmek gerekiyor. İkisini de birlikte kullanmak kanama ile ilgili sıkıntılar yaratabilir. Sizlerden bir katkı var mı bu konuda? Diğer konuşmacılarımızdan. Aynı şeyim. Yani bir kere kombine kesinlikle kullanmaması. Evet, tamam. Kombine kullanmaması öneriyorum ben de. Enoxaparin yani zaten yapma kolaylığı nedeniyle de. Bir başka şey, hidroksiklorokinle ilgili sorular gelmiş. Şöyle bir soru var. Çalışmalarda Doğu toplumlarında sanki biraz daha etkili gibi duruyor. Batı toplumlarında daha etkisiz gibi duruyor. Bunun hani bir yerel, genetik, bilmiyorum, bir farkı olabilir mi sizce diye bir soru var. Bunun mesela bizdeki karşılığı da şu. İlk günden beri çok yoğun biçimde plakonil kullanıldı. Plakonil ile ilgili bence Sağlık Bakanlığı'nın elinde müthiş bir veri madeni var. Ve bunlar açıklanmıyor. Yani hala bütün şeylere rağmen plakonil rehberde varlığını sürdürüyorsa ben şöyle düşünmeyi tercih ederim. Demek ki Sağlık Bakanlığı'nın elindeki veriler plakonilin bizim toplumumuzda işe yaradığını düşündürüyor diye düşünmek isterim. Böyle bir fark olabilir mi sizce? Bir yorum yapabilir misiniz? Böyle bir soru geldiği için söylüyorum. Biraz spekülatif olacak ya. Evet, biraz spekülatif oluyor gerçekten. Plakonili, yani hidroksiklorokinle ilgili olarak yapılmış çalışmalar, gözlemsel çalışmalarda olumlu etki bildirilmiş daha çokçası. Yani sundum ben, 10 tane randomize kontrollü çalışma var ki ilk 3'ü zaten Çin'de yapılan çok az sayılı vaka. Diğer 7'si herhangi bir etki çıkmadı. Yani Akdeniz toplumu var, Amerika'da yapılanlar var. O nedenle hani doğu toplumlarında yapılanlar genellikle gözlemsel mesela. Mesela Hindistan'ın çalışmaları var, gözlemsel. Yine Avrupa'da yapılan gözlemsel çalışmalarda da etkili çıktı oldu. Mesela Fransa'dan var, yine Belçika'dan çalışmalar var. Ama randomize kontrollü çalışmaların sonuçları esas kanıt sağlayan çalışmalar olduğu için yani çalışma tipiyle ilgili o. Bence Doğu toplumlarından daha bir şey görmedim. Solidarity çalışması var mesela. Doğu Batı herkesten aldı Dünya Sağlık Örgütü. Birçok ülkede yaptı çalışmayı. Onlarda da olumsuz çıktı. Yani çok fazla kanıt var şu an hidroksiklorokinin etkisiz olduğu ile ilgili. O nedenle böyle bir fark olduğunu düşünmüyorum. Sağlık Bakanlığı'nın hani ben aynı zamanda bilim kurulunda olduğum için de biliyorum hani bir takım gözlemsel verileri var tabii ki gözlemsel çalışma verileri var. Onları açıklayacaklar hani yayınlanmak üzere de başvurdular onları da. Ama tabii randomize kontrollü bir çalışma olmadıkça yeterince kanıt oluşturmayacaktır diye düşünüyorum. Aslında şu soruyu da cevaplamış gibi de oldunuz. Hidroksiklorokin kullanmayacak mıyız diyor. Bilim kurulu öneriyor ama bir yandan da etkili olmadığına ilişkin hatta bir takım olumsuz sonuçlar da doğurabildiğine ilişkin veriler var. Biz hani bir ikilemden söz ediyor sanki bu soruda. Ne dersiniz? Yani şöyle biz sonuçta bu bir bilimsel toplantı hekimler olarak tartışıyoruz ve bilimsel veriler üzerinden konuşuyorum. Dolayısıyla bilimsel veriler bu şekilde söylüyor. Biz dernek olarak da zaten daha önce de açıkladık. Hidroksiklorokinle ilgili görüşümüzü tekrar yani burada açıkladığım görüş aslında derneğin de görüşü oluyor. Mevcut verilerle kullanılmasını önermiyoruz hidroksiklorokin. Bir soru da yine hidroksiklorokin artı azitromisin kombinasyonundan sonra hastalar ishalle başvuruyor. Evet. Bu ilaç yan etkisi mi yoksa bir kötüleşme mi? Nasıl yorumlamak lazım diye bir soru var. Yorumlamanızı rica ediyorum. Zaten artık çok uzun süre önce çıktı. Berden çıkarıldı biliyorsunuz. Yani çünkü ikisi bir arada olduğu zaman çok ciddi bir şekilde QT uzamasına ve kardiyotoksik etkileri çok artırıyor. Ama zaten makrolit grubu antimikrobikler gastrointestinal motiliteyi uyardıkları için de ishali duyarlar. Hidroksiklorokinin de gastrointestinal etkileri var. Yani istenmeyen etkileri var. Dolayısıyla bunu istenmeyen etki olarak değerlendirmek lazım. Şu an zaten önerilmiyor. Yani rehberde de yer almıyor. Azitromisinle kombine etmesinler hidroksiklorokin. Doğru ama oradaki şey daha çok kardiyotoksik
sıkıntılar nedeniyle önerilmiyor. Ama demek ki buradan çıkan sonuç aynı zamanda gastrointestinal bir etkileşme de söz konusu olabiliyor. Evet. Ya da ortak hedef orası da olabiliyor. Hem bir antibiyotin hem de hidroksiklorokin. İstenmeyen bir etki olarak söyleyebilirim. Evet, kesinlikle. Evet. İstenmeyen bir etki olarak. Bir genel soru, burada verdiğiniz dozlar erkekler için mi, kadınlar için mi diye soruluyor. Genellikle kadınlar biraz daha düşük doz gerektirir diye soruyorum. Hangi sunumlar için spesifik soruluyor tam anlayamadım ben de. Böyle bir soruya cevap. Yani şey için steroid ve antistatin tedavileri için kadın erkek farkı yok. Bunda da en azından cevaplamış olurum. Bir başka sıkça... Antivirallerde de yok. Bilmiyorum, böyle bir soru gelmişti. Ben o nedenle arada kaldım ben. Bir başka soru da destek tedavisinde işte yüksek doz C vitamini, D vitamini, propolis, çinko, bunlar için ne dersiniz deniliyor. Eğer uygun görüyorsanız, kullanıyorsanız doz da rica ediyorlar. Yani yeterli kanıt yok açıkçası bunların rutin kullanımı ile ilgili. Hani C vitamini ile ilgili belki yoğun bakımcı hocalarımız daha farklı, sepsis ile ilgili çalışmalar var ama orada da sonuçlanmış bir şey yok. Yani ben hani öncesinde mesela profilaktik olarak kullanılalım mı diye bana çok soru soruluyor. Böyle bir şey önermiyoruz. Normal beslenmek yeterli diyoruz. Sağlıklı dengeli beslenme ama yoğun bakım ayağı ile ilgili belki hocalarımız farklı şeyler söyleyebilir. Yoğun bakımla ilgili bu özellikle C vitamini, D vitamini ve B vitamini ile ilgili çok sayıda çalışma var gerçekten. Ancak kanıtlanmış yok. Özellikle antioksidan etkileriyle C vitamini konusunda desteklenmesini öneren merkezler var. Faydalı olduğu söyleniyor. Biz kendi merkezimizde başlangıçta kullandık. Özellikle bu COVID-19'un pandeminin özellikle çok yaygın olduğu ilk başlarda ama şu anda başlangıçta bir hafta kadar hastalarda 2 gram kadar kullanıyoruz. Onun dışında çok halen aktif olarak rutinimizde yok. Biz de daha seçici sorular var. Dornaz alfadan hiç söz edilmedi denildi. Bunun özel bir nedeni var mı? Biliyorsunuz dornaz alfa Türkiye'de bir ara çok gündeme geldi. Böyle bir yani bir şey söylemek ister misiniz dornaz alfa ile ilgili? Ben bununla ilgili bir deneyimimi paylaşmak isterim. Bizim bir hastamız için özellikle ciddi mukus tıkaçlarıyla giden bir hasta için dornaz alfa uyguladık. Hastada hani ciddi anlamda bir faydasını ya da işte mukus tıkaçlarının azaldığını görmedik. Gerçekten o dönemde bilimsel olarak da literatürleri taradığımızda çok spesifik olmamakla birlikte olumlu olabileceğine dair görüşlerimiz oluştu. Ancak hastanın kliniğinde ciddi bir düzelme gözlemlemedik. Son birkaç soru belki diğer cümleyle cevap verebilir. Moxifloxacin için ne dersiniz diyorlar? Şimdi birçok yani bu repurposing muhabbetinden çok fazla şey konuşuluyor gerçekten. Moxifloxacinle ilgili öyle bir çalışma yok açıkçası. Yani bunun etkili olacağına dair. Bazı bu ilk başlarda sanal ortamda docking çalışmaları denen çalışmalar var. Orada bazen böyle bir takım antibiyotikler de etkili vesaire çıkıyor ama demin gösterdiğim şey yani sunumumda anlattığım aşamaların hepsini geçmesi gerekiyor. Yani docking çalışmasına tutsa bile sonra in vitro etkili olmasını göstermesi gerekiyor. Hayvan modellerinde etki gösterilmesi gerekiyor. Yani şu an moxifloxacinin COVID-19'da etkili olduğunu gösteren bir kere hiçbir klinik çalışma yok. Bunu söyleyebilirim. Yani in vitro çalışmalarda görmedim açıkçası. Sadece docking aşamasında kalmış durumdalar onlar. Ayrıca şunu belirtmek isterim. Moxifloxacin de QT'yi uzatan bir ajandır. Yani hele ki hidroksiklorokinle kombine edilirse gene azitromisinle yaşanan o artmış kardiyotoksit riski moxifloxacin hidroksiklorokin kombinasyonunda da olur. O zaman bir de son bir soru daha var teknik. İmmün plazma için ne düşünürler diyor. Bir soru. Evet. FDA doğrudan bu şeyin konusu değil ama hani soru gelmişken yanıtlayalım diye. Yani FDA bir acil kullanım onayı verdi ama gerçekten erken dönemde ve erken günlerde çalışmada öyle çıktı çünkü en fazla vaka sayılı çalışmada
ilk 7 günde ve nötralizan antikor titresi yüksekse bir etkisi olur diye söyleniyor. Hani Türkiye'de bizim öyle bir sıkıntımız var. Nötralizan antikor titresine rutin olarak bakamıyoruz. Bazı merkezlerde başladı sanırım. Hasta ilk erken dönemde ve gerçekten nötralizan antikor yüksek olanları verirsek daha etkili olabileceği yönünde görüşler var. Yani kesin yani kanıtlanmış değil. Evet, henüz kanıt düzeyleri yeterli değil. Malzeme veri biriktirmek gerekiyor. Bir de şunu söylemeyi ben kendimce gerekli görüyorum. Yani bu farmakolog olarak. Tabii ki hekimlerin bu süreçte biraz aceleci davranmak zorunda oldukları doğrudur. Eldeki verileri, kısıtlı verileri maksimum ölçüde değerlendirmek zorunda oldukları doğrudur. Ama ne yazık ki bir yandan da hani krizi fırsata çevirmek niyetlisi insanlar da görüyoruz. Yani bu İşin farmako ekonomisini tabii şu anda çok değerlendirebilecek durumda değiliz. Hidroksiklorokin çok oldukça ucuz bir ilaçtı. Ve bence Türkiye'de o ilk protokol gereği, rehberdeki protokol gereği en az 100 bin kişi ki sevgili Özlem Azap bunun 150 bin olduğunu düşünüyor. Kişide kullanıldığını tahmin ediyoruz. Sonra favipiravir ile ilgili biz rakam bilmiyoruz. Yani ne tüketim rakamlarını biliyoruz ne alırken ödenen rakamları biliyoruz. Ne de şu anda üretilmiş olan yerli favipiravirin fiyatı yazıyor bir yerlerde. Bu süreçte Trump'ın bazı müdahalelerinin olduğu doğrudur. Bunu gazetelerde yazdı. İşte Oval Ofis'te basın açıklamaları CEO'larla, şirketlerin CEO'larıyla bunlar yapıldı. O arada yine medyada yer aldığı için çok rahat söyleyebiliyorum. Favipiravir için FDA ile hani bize bir yardım etsen diye Japon Başbakanı'nın görüştüğü söyleniyor. Bu konuda biraz favipiravir konusunda da Trump'ın devreye girdiği FDA'de yazıldı. Ve sonra remdesivir. Remdesivir daha etkilidir değildir. Bunları tam kestirmek mümkün değil. Ama yine yazılan rakamları söyleyeyim. Yani bunları sizler de görmüşsünüzdür. Ben paylaşmak için söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde remdesivirin bir kür tedavisinin $2,400 olacağı yazıldı. İngiltere'ye satarken bu rakamın $3,200 olacağı söylendi, yazıldı. Bizde ne kadardır, kaç paraya alınmıştır, ne kadar alınmıştır bunları bilmiyoruz. Ama giderek hani bir fırsata çevirme yaklaşımını da bu parasal karşılık anlamında hissetmiyor değilim. Dolayısıyla bunlar da işimizi hakikaten bir yandan zorlaştırıyor. Hem gerçekten işe yarar bir şeyler yapma çabası var. Ama bir yandan da bu çabanın karşılığında hani tuzağa düşüp düşmeme meselesi de var. İşimiz hakikaten çok zor. Alınması gereken yol da çok uzun gibi görünüyor. Hani bu akşam bunlara bir miktar ışık tutabildiysek çok mutlu olacağız. Ben kapatmadan önce son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa sözü sizlere bırakayım. Ondan sonra da bir veda edelim dinleyenlerimize. Ben tekrar teşekkür ediyorum davet için. İyi akşamlar diliyorum herkese. Evet, ben de teşekkür ederim. Herkese bu pandeminin tedavisinde başarılar diliyorum. Çok uğraşmamız gerekiyor. Çok da ihtiyacımız var. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepimiz bilgiye açız ve her geçen gün yeni şeyler öğreniyoruz bu süreçte. Diğer taraftan işin hem sosyal hem ekonomik bir sürü faktörüyle bizler de toplumda bir birey olarak uğraşıyoruz. Türk Tabipler Birliği'nin sosyal anlamda, bu anlamda sağlık çalışanlarının, hekimlerin yanında olduğunu da biliyoruz. Umarım bu günler bir an önce biter ve biz hastalarımızı en doğru, en uygun şekilde tedavi ederiz. Teşekkür ediyorum tekrar nazik davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Umarım dinleyen kişiler de yararlanmışlardır diye düşünüyorum. Sorular da aslında bayağı somut sorulardı ve yararlandıklarını düşünüyorum. Farklı açılımlar aradıklarını görüyorum. Ve tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum ben. Katkılarınız, katılımınız için. Dilerim bir daha böyle bir konuyu hiç konuşmayız. 5 dakikada hallolur da bu işler. Bu ilk ve son olarak kalır. Böyle bir umutla konuşayım ama çok da gerçekçi olmadığının farkındayım. Tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere iyi akşamlar diliyorum.
Bütün bizleri dinleyen en son bana gelen rakam 400'ü geçmişti. Bizi YouTube'dan dinleyen kişilerin sayısı. Daha sonra bu YouTube'dan izleniyor da pek fazla artacaktır bu şey ama aktif olarak 400'ü geçmiştik bu akşam. Evet, tekrar teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Katkılarınız, katılımınız için. İyi akşamlar. İyi akşamlar.